Eren? Neredesin sen? Arıyorum, telefonunu açmıyorsun. Kimse bir şey söylemeden gitmişsin. Sen iyi misin? Ağladın mı sen? Ne oldu? İşle mi ilgili? Sizinkiler. Kavga mı ettiler yine? Hayır. Dicler. Dicle ile ilgili öyle bir şey öğrendim ki. Ne öğrendin Dicle ile ilgili? Dicle'nin babası. Babammış. Bir şey söylemeyecek misin? Babammış derken Kıraç'tan mı bahsediyoruz? Kim söyledi bunu? Kimden duydun? Telefonda annesiyle konuşurken duydum. Dicle'den duydum yani, başkasından değil. Çok acayip bir şey oldu. İnanamayacaksın. Biz Barış'la konuştuk. Aklımda kalan her şeyi tek tek söyledim. Meral, duydun mu? Duydum. Çok güzel, harika da şu an çok büyük bir problemimiz var. Ne gibi? Ev sahibi geldi. Evden çıkmamızı istiyor. Anlamadım. Vallahi ben de anlamadım ama durum bu. Kapıya geldi, evden çıkın dedi. Tam olarak ne söyledi Dicle? Onu bir söylesene. İşte ajansta sorun yok dedi. Kimseye ihtiyacı yokmuş. Her şeyi tek başına halledecekmiş. Bir de babasının Kıraç Özdal olduğunu kimse öğrenmeyecekmiş. Dicle gördü mü seni? Duyduğunu biliyor mu? Hayır. Telefonu kapattıktan sonra içeri döndü o. Sen de kimseye bir şey söylemeden ortadan kayboldun.
Barış, bu nasıl olabilir? Ya Dicle gerçekten... Yani doğruysa söylediklerim. Anlamıyorum ben. Gerçekten anlamıyorum. Babam bunu neden sakladı, neden gizledi, niye söylemedi anlamıyorum. Bilmiyorum ki. Düşünüyorum annem biliyor mudur diye. Bilmiyordur. Bilse söylerdi çünkü. Gerçi niye söylesin ki? Zaten kimse bana bir şey söylemiyor, anlatmıyor. Babamla niye kavga ettiğini de bilmiyorum. Nasıl barıştıklarını da bilmiyorum. Ben hiçbir şey bilmiyorum zaten. Gidip konuşacağım ben. Her şeyi anlatacağım. Bıktım artık herkesin bana çocukmuşum gibi davranmasından. Ya saçmalama, ne alakası var? Çok alakası var. İkisiyle de konuşacağım. Annemle de babamla da. Yapma. Çok pişman olursun. Pişman olması gereken biri varsa o ben değilim. Haklısın. Haklısın ama bir söyleyince eline ne geçecek? Yine kavga edecekler. Belki ayrılacaklar. Belki bu sefer boşanacaklar. Her şey alt üst olacak. Sus diyorsun yani. Hayır, sus demiyorum. Ama acele karar verme. Geçen sefer baban gittiğinde ne kadar üzülmüştün, ne kadar kırılmıştın unuttun mu? Belki bu sefer ipler tamamen kopacak, bilemezsin. Ben babamı kaybetmek istemiyorum. Hiç istemiyorum. Biliyorum. Ben de bu yüzden acele karar vermeliyorum. Laf oluyormuş, el alem konuşuyormuş falan filan. Bir dakika ya, bu adam boş vakitlerinde bizim evi mi gözetliyormuş? Gelen gidenin hesabını mı yapıyormuş? Vallahi o kadarını bilemeyeceğim ama bizim bir an önce yeni ev bulmamız lazım. Hiç kimse kusura bakmasın, yeni ev falan bakmayacağız. Hangi devirde yaşıyoruz ya? Eve bir arkadaşımız geldi diye hesap mı vereceğiz millete? Bizle nereye? Gidip konuşacağım. Yasak ki konuşacağım, seni dinleyecek. Bizle. Duymuşlardır, yeter artık. Dur, bir dakika. Ne oluyor kızım gece gece? Asıl sana ne oluyor Mustafa amca? Biz senin kızın yaşındayız, kızın sayılırız. Ne oluyor? Cileciğim. Bir dakika. Biz bir başımıza bu şehirde ayakta kalmaya çalışıyoruz. Bütün gün deli gibi iş yerinde kendimizi paralıyoruz ya. Senin derdin ne acaba? Söyle bize eve kim geldi, kim gitti derken. Hiç oralara girmeyelim kızım. Hayır, girelim girelim. Sen bize ne demeye çalışıyorsun ayrıca? Kim geliyor, kim gidiyor derken ne demek istiyorsun yani? Bu, ne bu? Mahalleli rahatsız. Ya Allah Allah, kim bu mahalleli ya? Ya sen bana isimlerini verir misin? Ben gidip soracağım tek tek. Çok merak ediyorum ne anlaşımızı görmüşler acaba? Ya bir eve arkadaşımız geldi, bir kere geldi. Gelemez mi yani, yasak mı? Hiç uzatmayın kızım. Ben zaten söyledim söyleyeceğim arkadaşına da. Ay sonuna kadar evimden çıkın. Ha, delireceğim. Bir bu eksikti. Gerçekten bir bu eksikti. Ben biraz fazla sert çıktım değil mi Mustafa amca ya? Biraz mı? Adamın bir üstüne atlamadığın kaldı. Ama delirtiyorlar insanı. Bana bak, çıkmayalım evden. Bir yıllık kontratımız var. İstese de çıkaramaz. Ya çıkaramaz da işte zehir eder. Onunla uğraşacağımıza gidip başka bir ev buluruz daha iyi. Ya bunlar hep o stikerli manyak yüzünden oldu. Ne alaka? Bilmiyorum, çok sinirliyim şu an. Direkt aklıma o geldi, gelince de gömmek istedim. Şu an var ya, ağlanacak halimize gülüyoruz ha. Aynen öyle. Tabii ki tek başıma ayakta kalacağım anne. Kimsenin yardımına ihtiyacım yok benim. Onun da yardımına ihtiyacım yok. Zaten kimsenin bilmesini de öğrenmesini de istemiyorum. Sen merak etme. Kıraç Özdal'ın babam olduğunu kimse öğrenmeyecek. Göreceğiz bakalım. Bundan sonra neler olacak? Hep birlikte göreceğiz. Dicle, ben bir şey duydum.
Arkadaşlar birbirinden hiçbir şey saklamaz. Dicle, bana her konuda güvenebileceğini biliyorsun değil mi? Benimle konuşmak istediğin bir şey olursa... Sen yine de bir düşün bence. Necat'cığım gerçekten vaktim yok. Olsa niye hayır diyeyim? Ayrıca ben de Abant'ı çok severim. Yani biliyorum bu mevsimde harika oluyor. Kalmayız. Kalmayız. Akşam döneriz. Ha? Ne dersin? Hemen hayır deme. Hem ayağını da dinlendirmiş olursun. Ay ayağımda dinlendirecek bir şey yok. Alt tarafı küçük bir çatlak. Bir süre böyle aksayacağım işte. Ay, bunu açmam lazım. Düşüneceğim. Düşüneceğim de vallahi bırakmam gidemezsin işi. Tamam düşüneceğim. Vallahi düşüneceğim. Araşırız tamam mı? Efendim Ali'cim. Feris'cim günaydın. Uyanmıştın değil mi? Aa. Hayatım ben bu saatte uyuyor olabilir miyim? Lütfen. Sabah 6'da kalktım şu an ajansa bile geldim. Kapının önündeyim. Evet ne diyeceğim? Bizim işten haber var mı? Reklamı diyorsan henüz bir şey netleşmedi. Hayır, diziyi diyorum. Derin Mavi. Ay, işin yönetmenini biliyorsun Tarık. Günaydın Feris Hanım, geçmiş olsun. Onun menajeri Çınar'dı değil mi? Ha, evet canım. Başrol kadın oyuncusunda bir sıkıntı vardı. Ama onu da bugün netleştirecekler galiba. Herhalde seni bir iki saate aramış olurum. Tamam hayatım, öpüyorum. Görüşürüz. Görüşürüz canım. Feris Hanım, ayağınız? Ay, boşver ya. Günaydın. Günaydın canım. Babam çıktı mı? Çıktı biraz önce. Dün seninle konuşmak istiyordum. Yanına gelecekti. Ben bırakmadım. O da en olsun. Anneciğim, ben sana bir şey soracağım. Sor. Dicle seninle ne konuştu? Kim söyledi ki sana bunu? Nereden çıktı şimdi? Ya anneciğim, ne önemi var kimin söylediğinin? Gelmiş konuşmuş işte seninle. Biliyorum. Tamam. Anlatacağım ama bak lütfen aramızda kalacak. Tamam. Dicle'nin annesiyle baban Antalya'dan çocukluk arkadaşıymış. O yüzden Ego'ya başvurmuş. İşte Kıraç'la konuşmuş falan. İşe de alınınca torpil söylentileri falan çıkmasın diye herkesten saklamışlar. Herkesten sakladılarsa kimse bilmiyorsa sana niye anlatıyor? Bizim biliyorsun babanla biraz sorunlarımız vardı. Evet. Benden bir şey sakladığını düşünüyordum. Biraz üstüne gittim ısrar ettim anlatsın diye. Buymuş yani. Kıraç'ta anlatmayınca Dice geldi söyledi her şeyi. Bu kadar yani. Evet bu. Başka bir şey yok. Zaten başka sorun çıkmayacak. Dice'ye de söyledim. Eğer bir daha sorun çıkarırsan kendini kapının önünde bulursun dedim. O yüzden endişelenmene gerek yok. Nasıl ya? Ha. Emrah sen telefondan anlıyor musun? Ne oldu? Ya şuna bir baksana kapandı şimdi açılmıyor. Ben bakayım. Hı. Hı, buraya bas bas bas. Dur. Heh oldu. Ah Emrah çok sağ ol. Hayatımı kurtardın. Rica ederim. Oh yani kurtardım da. Sen yine bence ona çok güvenme. Git bir an önce yenisini al. Zaten hep böyle olur ya. İlla her şey üst üste gelecek. Başka ne oldu? Ev sahibi bizi evden çıkarıyor. Ne? Eda'yı mı taşınmıştınız siz? Ya sorma bir ton para harcadık. Taşınması, depozitosu, osu busu derken şimdi yeniden başa saracağız her şeyi mecburen. Evet, evet doğru. Ben seni sonra ararım. Kapatıyorum. Millet toplantıya girdi bile siz hala burada sohbet muhabbet kıldırdınız. Hadi hadi. Thank you.
geçiyor. O tarafları, görüntüleri gördünüz mü? Aa, yıkılıyor. Kimin? Kenan'ınkiler mi? Hayır canım, bizimkiler. Herkesi. Kamera arkasını yollamış. Dur o zaman. Aynen aynen, gelin. Evet, dur bakayım. Heh. Ay canım, çok güzelsin. Harika görünüyorsunuz. Ay sektördekiler delirecek mi görünce? Ego Ajans'ın bütün menajerleri kapağında. Ama bu ne? Ateş ne ediyorsunuz ortalığa Kıraç Bey. Röportajları da okusunlar da biraz feyiz alsınlar önce. Öyle ortalıklarda ben menajerim diye gezmekle olmuyor. Aynen öyle. Aa, yalnız Peride'cim bak, sen çok havalı çıkmışsın. Aramızda en iyi görünen sensin. Olacak artık. Feriz. Vallahi Feriz inanılır. Evet. Çok. Başlayalım isterseniz. Harikasın. Harikasın. Vay canına. Mayda gelmeyecek mi? Sabah işleri vardı. Ben önemli noktaları paylaşacağım onunla. Sağ ol. Evet, ne yapıyoruz bugün? Barış'ın fotoğraf çekimi var. Ali sabah aradı, Derin Mavi'yi sordu. Haber bekliyoruz dedim. Peri Masalım'dan haber geldi. Set yarın Şile'deymiş. Onun detaylarını konuşacağız. Serhat Cevman ne oldu? Haber çıktı mı? Evet, biz haftaya yemek yiyeceğiz. Ben ayarlayacağım. Sen Feyyaz Yiğit'le görüşecektin. Ne oldu? Gelecek, gelecek. Haberleştik. Ben de Bilge senaryo bakıyorum. Elbette ki bulamıyorum. Yeşilcan belgeseli var. Biliyorsun, onunla ilgileniyorum. Yani bu arada Derin Mavi'nin kadın oyuncusu belli oldu. Aa, kim? Zeynep Kahraman. Süper. Ali ile uyumları harika bence. Bence de. Gerçi Tarık'ı ikna edebilmek için canım çıktı benim ama. Aa bak, Tarık'tan şu an sesli mesaj geldi. Çınar'cığım selam. Ya ben düşündüm de bu Ali ile Zeynep'in uyumuna bir türlü yükselemedim. O yüzden İlkin'i denemek istiyorum bir de aynı rol için. İlkin Tüfekçi, beni ara müsait olunca. Hoşça kal. Buyurun bakalım. Yok ya, yok. Yani hayatta olmaz. Yani bırak aynı dizide oynamayı, ikisini yan yana bile getiremeyiz. Bayağı olaylar dönmüştü değil mi onlar? Öyle böyle değil hem de. Ya arasana Tarık'ı. Ya birlikte konuşalım. Ne yapacağız? Arayayım dur. Efendim? Tarık, selam. Nasılsın? Biz biraz evvel senin yolladığın ses kaydını dinledik. Bak şimdi Kıraç'la Feris de benim yanımda. Selam, selam herkese. Selam. Selam. Tarık, bizim İlkin'le alakalı küçük bir sıkıntımız var. Ha, biliyorum. Oynayamaz diyeceksiniz değil mi? Ne münasebet, ne oynar. Şahane de oynar. Tarık'cığım, kişisel bir mesele var ortada da. Şimdi İlkin'le Ali birlikteydi ya. Yani burada da çok aşık bir çifte oynamaları gerekiyor ya. Yani biz bu kadar tutkulu bir ilişkiyi çıkarabileceklerinden emin değiliz. Yeni ayrıldılar biliyorsundur. 3 ay falan oldu. Biliyorum ama biz burada iş yapıyoruz değil mi? İşte profesyonellik dediğim şey tam da böyle bir şey aslında. Tabii tabii. Tabii Tarık'cığım. Orası öyle ama... Neyse neyse, ben kararımı verdim. Ali ile İlkin olmazsa... Başka bir çift var aklımda. Onları denemek istiyorum. Kim peki Tarık'cığım? Bizimle de paylaşabilir misin o çift? Harun Taş ile Eda Bal. İyi de onlar bizim ajanstan değil ki. İşte bu benim problemim değil. Bu senin sorunun. Neyse, ben kaçıyorum. Setten bekliyorlar. Hadi görüşürüz. Tamam Tarık. Yok, ben Ali'yi arıyorum. Bakalım sıcak bakıyor mu İlkin'le oynamaya? En azından onu öğrenelim. Ben de bir İlkin'i arayayım bakalım. Yani çok da oluru var gibi durmuyor ama... deneyelim bakalım şansımız. Deneyelim bakalım. Dünkü bölümde esas kızın hapisteki babası çıktı geldi, ortalığı bir karıştırdı. Hayırdır Bekir abi? Ne oldu ki? Yani bayağı bir net söyledin de sanki takip ediyormuşsun gibi. Yo, bizim Bacanak'la Baldız izliyorlar. Onlar anlattı. Oradan biliyorum. Ha, geldi. Aç hadi aç. Açıyorum. Açtım. İşte bu kadar ya. Peri Masal'ın bütün kategorilerde birinci. Bekir bana bir kahve ısmarla o zaman. Tabii tabii, emriniz olur. Hayır yani neden konuşma diyor ki Barış? Ben onu anlamadım.
Benim üzülmemi istemiyor da ondan. Sen de böyle susup oturacak mısın Beren? O kızın her şeyi mahvetmesini mi izleyeceksin? Tabii ki de hayır. Bir şekilde hayatımızdan çıkıp gitmesini sağlayacağım. Annem öğrenmeden tabii. Madem bunca zaman ortada yoktu, babam da bunu bir şekilde saklamayı başardı, böyle devam edecek. Ha, sen babana da söylemeyeceksin. Tabii ki hayır. Seda, sen olayın ciddiyetinin farkında mısın? Dicle öz kızıymış. Öz kızı. Pardon da bunca yıldır aralarında bir baba kız ilişkisi olmuş mu? Olmamış. Olay anne baba olmak değil ki, büyütmek, yanında olmak. Biliyorum. Ya babamın beni ne kadar sevdiğini de biliyorum. Ama işte insanın aklına her şey geliyor. Niye vazgeçerse benden, annemden? Niye giderse? Ya üzülme lütfen, bak boşu boşuna üzülüyorsun. Hem baban çoktan tercihini yapmış, sizi seçmiş. Hikayenin sonu, mutlu son, bitti gitti. Ama sen yine de gönderebiliyorsan gönder o kızı tabii, o ayrı. Çünkü ne demişler? Gözden ırak olan gönülden de ırak olur. Bir sürü şey oldu bugüne kadar. Dicle yüzünden bir sürü sorun çıktı. Ama hala ajansta. Demek ki çok sağlam bir neden bulman gerekiyor. Öyle bir şey olmalı ki bir daha kimse Dicle'nin yüzünü bile görmek istememeli. Tabii bunu senin yaptığından da kimsenin haberinin olmaması gerekiyor Beren. Aynen öyle. Çekimleri ne zaman başlayacak Derin Mavi'nin? Kasım'ın ikinci haftası ama son haftasına da sarkabilir. Şimdi Ali'cim şöyle bir gelişme oldu. Yönetmenleri bilirsin. Kafalarına bir şey takınca illa görmek istiyorlar. Yani olacağı yok da. Hayır, neyi görmek istiyor? Ben tam anlayamadım. Ben çok takılmadım. Sonuçta kaç tane iyicin var ki ülkede yani? Bir elin parmaklarını geçmez. Sen bana Tahir'in kafasındakini açık açık söyler misin? Beni mi istemiyor? Ay yok canım, seninle hiçbir ilgisi yok. Ama senin karşına bir oyuncu önerdi. Ben baştan itibaren olmaz dedim, olmaz. Neden olmaz dedim? Bir geçmişiniz var sonuçta. Kimi istiyor? İlkini. Asla olmaz. Ali'yi istiyor. Olur. Olur. Ya beni bozmaz. Yani ben yıllardan beri işimle duygularımı hep birbirinden ayırt ettim. Bundan sonra da farklı bir şey yapmaya niyetim yok. Yani sen biliyorsun Kıraç, karşımda Ali olmuş, Veli olmuş fark etmez. Ben alırım rolü, çıkarım çatır çatır oynarım. Vallahi harikasın. Senin en çok bu yönünü seviyorum zaten. İşin her şeyden önce gelin. Aynen. Aynen öyle ama Ali ne kadar profesyonel olabilir onu bilemiyorum. Yani benimle oynamayı kabul edeceğini pek zannetmiyorum ben. He. Hayatta olmaz. Saçmalama Feriz. İlkin gayet pozitif. Denemeye hazır. Ya Ali'cim, hayatta olmaz demeden önce bir düşünsek. Nesi ne düşüneceğiz Feriz? Kızın yüzünü görmeyi tahammül edemiyorum. Adını duyduğumda sinirlerim bozuluyor. Şimdi bile sinirlerim bozuldu. Elim titremeye başladı. Bak yani şu anda resmen. Tamam hayatım. Ellerin titriyor, sinirim bozuluyor. Anlıyorum. Ama iş hayatında olabiliyor böyle şeyler. Olabiliyor. Geçmişinizden birileri çıkıveriyor karşımıza mesela. Çok pardon. Çok pardon. Feriz, şu Derin Mavi'nin senaryosu geldi mi sana? Çınar, bir gelir misin lütfen? Gel gel. Gel lütfen gel. Gelin. Gel. Mesela Çınar'la biz birbirimize pek bayılmıyoruz. Sen bilmiyorsun. Biz Çınar'la eskiden birlikteydik. Ya. Aynı siz. 2 yıl. Sonra anlaşamadık. Tartışmalar, kavgalar falan derken baktık olmuyor. Biz de bitirelim dedik değil mi Çınar? Dedik. Dedik? Bitirelim dedik. Evet, sonra aynı ortamda gayet profesyonel bir şekilde baktık çalışıyoruz. Çalışabiliyoruz biz. Yoksa biz birbirimizi seviyor muyuz? Seviyoruz. Sevmiyoruz. 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 Seviyoruz dediğim insan olarak birbirimizi seviyoruz. Hani evet. Aşk meşk kalmadı artık. Bitti o işler. Duygusallık bir kenarda ama bak sana bir şey söyleyeyim. İş ilişkimiz mükemmel. Hatta bak. Bak. Kanka. Biz kanka mı yok? Kanka ne yapıyorsun sen? Sen ne yapıyorsun? Kusura bakmayın. Bölüyorum. Feris Hanım Nejat Bey göndermiş. Evet, masaya bırakabilirsin Jülide. Teşekkürler. Evet, ne diyorsun?
Deneyelim mi? Ya arkadaşlar, herkes sizin gibi ayrılmıyor. Siz daha böyle medeni bir yerden arkadaşça, dostça ayrılmadınız mı? Hayır. Hayır, ben Çınar'ı bayağı paraladım. Paraladın beni, bayağı paraladı beni. Ha, paraladım. Nasıl paraladı beni? Sen benimle ilgilenmiyorsun diye bir girdi zamanında Ali'cim. Hiç unutmuyorum böyle, hayatımı mahvettin diye de çıktı. Bir kıskançlıklar, bir trip. O triplerin neydi tripler? Üzerine mesajlar, maille girmeler, maillere de girdin. Hatırla, bak hatırla. Abartmayalım istersen. Aa, hiç abartmıyorum. Bak şimdi, yaptın. Bunların hepsini yaptın Feris, hatırla bir daha. Zaten biz seninle bu yüzden ayrılmadık mı? Evet. Ne dersin? Bir iki sayfa okuyalım mı? Ha? Hazır, ilkin de buradayken. Nasıl burada? Nerede? Kıracın yanında. Hatta gayet olumlu bakmış. Hiç de sorun etmemiş. Allah Allah. Ya. Deneyelim mi? Hı? Bak, olmazsa asla zorlamayacağım seni. Hayır, ben zaten niye yükseliyorsam kendi kendime. Hayırdır, ne oldu? Kendi kendine mi konuşmaya başladın? Ha, öyle oldu. Bana da konuşsana. Emrah, sen de biliyordun değil mi Çınar Bey ile Feris Hanım'ın arasındakini? Ya herkes biliyordu, bir tek ben bilmiyordum kesin. Ne o be? Anlamadım, ne diyorsun? İlişkilerini diyorum Emrah. Çınar Bey ile Feris Hanım. Eskiden sevgililermiş ya. Ne? Sen nereden duydun bunu? Ali Bey ile konuşuyorlardı. O da İlkin Hanım'la oynamak istemiyor ya eskiden sevgililerdi diye. İşte onlar da eskiden biz de birlikteydik ama bak hala beraber çalışıyoruz dediler. Vallahi bravo. Ya hiç çaktırmadılar bizi. Hiç çaktırmadılar. Sen niye sinirlendin bu kadar? Sinirlenmedim ki. Yani ben bir tek ben bilmiyordum sanmıştım ama sen de bilmiyormuşsun. Yani duyunca rahatladım. Başka da bir şey yok yani. Bu rahatlamış halin yani. Aynen öyle. Neyse, kahveni de kendin koyarsın. Sabah annemle konuştum. Hiçbir şey bilmiyor. Açık açık sormadın değil mi? Hayır. Ağzını aradım ama bir şey bilmiyor. Sen haklıydın. Yani söylersem olacakları düşünmek bile istemiyorum. O yüzden karışmayacağım. Babam söyleyene kadar bekleyeceğim. Beren Hanım, Barış Bey, hazırsanız alabiliriz sizi. Tamam, geliyoruz. Kapak çekimine gelecek misin bugün? Ben bir ajansa uğrayacaktım ama... Tamam, sorun yok. Şey yaparım, çıktığımda gelirim. Yo, öylesine söyledim zaten, sorun değil. Buyurun, hazırız biz. Sizi alabiliriz hazırlığa. Evet arkadaşlar, oyuncularımız geldi. Hazırlığa alalım. Bak bak, 2+1, 70 metrekare. Bir de kot 1A, öyle birinci, ikinci katta değil. Bir odası da karanlığa bakıyor, 1950 lira. Yuh! Ben bu filmi bir yerden hatırlıyorum ama. Ha, ev bulacağız da sonra normal bir ev sahibi bulacağız bir de üstüne. Gelene gidene karışmayacak, kapı pencere gözetlemeyecek. Siz ondan mı patladınız ki? Ya evet, eve erkek gelmişmiş. İlla bir kişi geldi. Senin sevgilin mi bu? Hayır, arkadaşım geldi. Aa, sen İstanbul'a yeni taşınmadın mı ya? Hangi ara sen arkadaş edindin de evlere çağırdın? Özel hayatımın detaylarını seninle paylaşamayacağım Gülün. Tatlım, sen ister paylaş, ister paylaşma. Unutma ki bu ajansta hiçbir şey gizli kalmaz. Mutlaka, elbet bir gün ortaya çıkar. Aa, yeter Gülün. Zaten kızın canı sıktı. Neyse, benim işlerim var. Sizin gibi boş işlerle uğraşamayacağım. Evet. Yok. Boş ver, boş ver. Bunda da bir haller var. Telefon çalınca odadan çıkmalar falan. Dur bakalım, çıkar kokusu. Ne oldu? İyiyim, teşekkür. Gördüğün gibi. Sen nasılsın? Ben deyim, teşekkür ederim. Sağ ol. İsterseniz ben size kısa bir özet geçeyim. Gerek yok, hemen başlayalım. Yani bence senin için de uykunuz da ilkin. Uygun Ali. Uygun. Evet. Sayfa 26, sahne 32'yi uygun gördük. Başlıyorum ben. Annemle konuştuk. O da her şeyin farkında. Hatasını kabul ediyor. Öğrendi yani her şeyi. Kızma ne olur. Zaten kötü bir şey demedi. Hiçbir şey demedi.
Baştan beri istemiyordu beraber olmamızı. Şimdi ne değişti ki Şule? Biz birbirimizi sevdikten sonra, birlikte olmak istedikten sonra bunun ne önemi? Bilmiyorum ya. Belki de biraz ayrı kalıp düşünmemiz lazım. Nazmi, ne olur böyle yapma. Ben sensiz yaşayamam. Beni bırakıp gidersen... Birlikte olamayız Şule. Ne olur ısrar etme. Ben sana hiç ısrar ettim mi? Hiç zorladım mı seni? Belki de ısrar etmiş olsaydın o zaman bu durumda olmazdık Ali. Anlamadım. Zorlamadın sen. Sen hep kalbinin sesini dinledin. Ben mi sana ısrar edecektim ya? Elbette edecektin. Ben gidiyorum diyorum. Sen gitme demiyorsun. Nereye demiyorsun? Madem seviyordun, madem aşkından ölüyordun, o zaman kal diyecektin. Ha? Bana engel olacaktın. Bir sakin olsak mı İlkin? Ya sen? İnanamıyorum ya. Ya sen bana gelip ben senden ayrılmak istiyorum demedin mi? Diyen sen değil miydin? Ali. Yok yapmayalım. Ya bırak Allah aşkına Ali, Allah aşkına bırak. Ben ayrılalım dedim de sen hayır mı dedin ha? Sen bana bir söylesene. Sen ne yaptın ha? Üzüldün mü? Acı mı çektin? Kapında mı yattın? Ne yaptın? Bir de gelip kapında mı? Evin önünde kapısında mı yatacaktın? Sen var ya, sen benim hayatımda gördüğüm en bencil adamsın. En bencil adam. Sen kendinden başka kimseyi düşünmüyorsun. Sen... Eskiden de böyleydi, şimdi yine de. Ya inanamıyorum. Ya bana bencil diyene bir bakar mısınız Allah aşkına ya? Nasıl sen bana bencil dersin? Sen çok profesyonelmiş İlkin canım. Acayip profesyonel. Ne bileyim ben, bana gelip böyle benimce sorun olmaz deyince. Bu ikisi de olmaz. Hayatta olmaz bu iş. Şunlara bak. Şu hallere bak. Neydi kapıyı çek? Hiçbir zaman kimseyi düşünmedim. Kapıyı vurup çıktın, beni orada bıraktın. Şimdi de gelmiş bana nasıl... Hani bencilsin, sus. Kıraç, gerçekten özür dilerim ama ben o dengesiz adamla hayatta karşı karşıya oynayamam. Vallahi ne desen haklısın, tamam. Biz bir Feris'le konuşalım bakalım, bir oyuncu önerebiliyor muyuz, ne yapıyoruz? Ondan sonra haberleşiriz seninle tekrar. Tamam güzelim? Hadi. Görüşürüz canım, hadi. Feris, ben sana söyledim, olmaz dedim ama dinlemedin, sen dinlemedin. Ali'cim, Kıraç İlkin için bir sorun yok deyince ben de... Demek ki kız unutamamış bazı şeyleri. Nasıl unutamamış ya? Hatta her şeyi içine atmış. Orada kustu yüzüme hepinizin önünde. Tamam bak, ben Tarık'la konuşacağım. İlkinden vazgeçirebiliyor muyum bir bakacağım. Ama pek sanmıyorum. Yani, kararım kesin derse biz de önümüzdeki projelere bakacağız o zaman. Hatta çok yakında harika bir toprak işi başlayacak. Seni de çok istemişlerdi ama ben derin mavi yüzünden reddetmiştim. Ona başlarız olmazsa. Okey? Tamam canım, yapacak bir şey yok. Sen nasıl olsa haber verirsin bana. Tamam. Hadi görüşürüz. Hadi bay bay. Kolay gelsin. Görüşürüz. Ne yapacağız şimdi? Yani Ali'nin yerine başka bir oyuncu bulacağız yani. Projenin elimizden kayıp gitmesine izin verecek halimiz yok. Var mı aklında biri? Düşünüyorum. Ancak benim mavi yazmışlar. Nasıl yazmış? Ne yazmış? Ver bakayım. Ece yazmış. Kim yazacak? Karayapımın hazırladığı Derin Mavi'nin başrol oyuncuları belli oldu. Şule rolü için önceden Zeynep Kahraman'la konuşulmuştu ama yönetmen Tarık Aytuğ son anda fikrini değiştirdi. Dizide Şule rolüne ise İlkin Tüfekçi, Nazmi rolüne ise Ali Yoğurtçuoğlu hayat verir. Al buyur. Bunu bizden başka bilen yok ki. Ayrıca Ali'nin olmaması yüksek ihtimal. Yani şu noktadan sonra imkansız gibi bir şey. Ayrıca hatırlatırım, Tarık Ali olmazsa İlkin'i de istemiyor. Ya dur, şimdi karıştırma ortalığı. İkna edersin Tarık'ı bir şekilde sen. Nasıl düştü bu haber interneti? Nereden alıyor bu kadın haberi? Anlamadım ki ben. Ya kesin bizden biri söyledi. Yani başka nereden olacak? Ya kim yapar ki bunu? Bilmiyorum ama bulacağız. Bulunca da kapının önüne koyacağız. Ben şu Ece'nin bir ağzını arayayım. Sakın. Aman arama. Ararsan daha fazla ciddi alındığını düşünür. Sakın. Ayrıca da haberi doğrulamış oluruz. Yapma. Emrah, topla herkesi toplantı odasına. Hadi hemen toplansınlar. Bir bakalım ne oluyor. Marş hadi. Al Emrah, al. Hadi toplantı Emrah. Hadi. Acil toplantı, çabuk. Ne oluyor ya? Derin Mavi'nin oyuncularını yazmış Ece. Nasıl olabilir böyle bir şey? Vallahi bilmiyorum. Kıraç Bey çok sinirlendi. Hepinizi toplayıp konuşacağım dedi. Hadi çabuk. Konuşsun tabii. Ya ben kendi yaptıysa çıksın ortaya, böyle şey olabilir mi? Haberiniz vardır olanlardan. Derin Mavi ile ilgili konuştuğumuz her şey sosyal medyaya düşmüş. Hayır, yani daha hiçbir şey net değil. Kimin oynayacağı belirsiz ama burada konuşulan her şeyi birileri açık ettiği için Ece de yazıp yayınlamış. İnanmıyorum. Vallahi ister inan ister inanma Perideciğim ama durum vaziyet bu.
Ben kimseyi sen altında bırakmak istemiyorum ama... bir şey bilen, duyan varsa çıksın söylesin. Bence de direkt çıkıp söylesin. Ben yaptım desin. Arkadaşlar konunun ne kadar ciddi olduğunu farkındasınız değil mi? Bakın arkadaşlar, burada birbirimize güvenemeyeceksek birlikte çalışmamızın ne manası var? Bana niye bakarak söylediniz şimdi Çınar Bey? Yok, ben sana söylemiyorum Emrah'cığım, öyle ortaya söylüyorum ben. Sonuçta çıkan ilk haberi sen okudun ama. Yani? Bilemeyeceğim artık. Bakın arkadaşlar, Ego Ajans'ta esas olan şey ne? Güven. Öyle değil mi? Hayırdır Çınar? Ne demeye çalışıyorsun? Yok, bir şey biliyorsan söyle Pelin'e. Hiçbir şey bilmiyorum Çınar. Yani bazılarımız gizli gizli fotokopi odasında telefonla konuşuyorsa... Kim mesela? Kim? Sen mesela. Ben ne zaman konuşmuşum fotokopi odasında? Dicle konuşuyor ya. Gizli gizli sürekli. Hiç de gizli gizli konuşmuyorum. Emrah vardı bütün gün yanımda. Ayrıca ev bakıyorum çok merak ettiysen. Benim kimseden gizlim saklım yok. İşte senin gizlin saklın yok da bazılarımızın var demek ki. Kimmiş onlar? Vallahi ben bilemeyeceğim. Onlar kendilerini bilirler. Gerçi Feris de odasına kapanıyor bu aralar telefonlar için. Pardon? Sen beni neyle suçluyorsun şu an acaba? Ben kimseyi hiçbir şeyle suçlamıyorum. Örnek veriyorum sadece. Kıraç, senin de elinden telefon düşmüyor. Çatır çutur hiç durmadan mesaj atıyorsun. Yani? Yani ben bilemeyeceğim. Sen o mesajları kimlere atıyorsun? Ben asla öyle bir şey yapmam. Nasılmış canım? Ben uyarıyorum sadece sizi. Eğer bunu yapanı bulursam... Bulursak diyecektin herhalde. Bulursak... derhal koyarız kapının önüne. Herkes ayağına denk alsın. Hadi şimdi herkes işinin başına. Sen bana bir şey mi söyleyeceksin? Yok. Hayır, ben size ne söyleyebilirim ki? Nesi var bunun? Vallahi ben bilmiyorum Çınar Bey. Bende mi şüpheleniyor yoksa? Yani öyle bir şey değil de. Ne o zaman? Dökül Emrah, söyle ne? Ne? Gel odaya. Hemen dökül bana. Gel buraya. Gel burada anlat her şeyi. Gel. Ne oluyor? Yani Çınar Bey. Şimdi benim bir şey bildiğimden değil ama rolü benim bulmadığımı biliyor. Söyledin değil mi? Tutamadın çeneni. Ya yok Çınar Bey, alakası yok. Ben söylemedim. Akıllı kız yani sonuçta. Ne zamandır sizle arasını düzeltmeye çalışıyordu. Siz de ona pas vermeyince. Emrah'cığım hayırdır ya? Sen ne zamandan beri böyle düşünceli bir insan olmaya başladın acaba? Ben sevenlerin arasına girmiyorum Çınar Bey. Nasıl yani? Yani lafın gelişi. Ayrıca Feris Hanım'la olan ilişkinizi çok iyi saklamışsınız. Vallahi ben bile anlamadım. Bravo. Ne diyorsun oğlum sen? Yani diyorum ki bu ajansta yerin kulağı var. Siz de biliyorsunuz. Ha yok ya, biz Ali'yi ikna edebilmek için uydurduk o yalanı. Yok öyle bir şey. Tabii. Ne tabii. Yok öyle bir şey. Emrah, sana yalan borcu mu var? Yok öyle bir şey. Siz öyle diyorsanız öyledir Çınar Bey. Yok. Evet öyle diyorum. İblis. Yok oğlum öyle bir şey. Yok. İblislik yapma bak Emrah. Sakın şey yapma insanlara. Yok. Tamamdır. Ben notumu aldım. Size dönüş yapacağız. İyi günler. Hoş geldiniz Beyaz Bey. Jülde ne haber, nasılsın? Yani aslında çok daha iyi günlerim olmuştu. Kıraç Bey sizi bekliyor, ben eşlik edeyim size isterseniz. Sen otur ya, ben bulurum onu. Beyaz hoş geldin. Abi hoş bulduk, nasılsın? Harika, keyifler yerinde galiba, yüzün gülüyor. Abi yüzüm gülüyor da çok acayip bir derdim. Gel. Nedir sorun? Anlat, çözelim hemen. Ya ben bir cerrahı oynayacağım ya bu anatomi derslerinde. Evet. Ben bunun senaryosunu okudum. Senaryosu pek içime sinmedi yani. Sindi aslında, sinmedi. Ne sinmedi? Sindi senaryo. Çok güzel bir sen. Evet, sindi.
Ama işte bir sıkıntım var. Onu konuşmak için geldim. Şimdi bak mevzu oraya yaklaştıkça benim de elim ayağım titremeye başladı yani. Nasıl denir? Benim abi bir fobim var. Ne fobisi? Bıçak, neşter falan mı? Yok, öyle bir şey değil. Değil, ha. Dicle, bir dakika. İğne falan mı? İğneden mi korkuyorsun? Ya öyle bir şey değil, o da değil de yani nasıl desem yani. Bak şimdi anlatmaya, aklıma gelince bile elim ayağım buz buz terledim. İçim titremeye başladı, anlatabiliyor muyum yani? Vallahi hiç anlamadım ya. Ya böyle hep yani çok baskın kırmızı bir rengi vardır. Hepimizde vardır. Gürül gürül akar falan, anlatabiliyor muyum? Allah! Feyyaz! Bey, iyi misiniz? Dice, ne yaptın? Ne yaptım? Vallahi bilerek yapmadım ben. Feyyaz Bey. İyiyim ben ya, iyiyim. İyi, bir şeyim yok ya. Gayet iyiyim ben ya. Hiçbir şeyim yok benim. Tamam. Allah, siz de çerçeğim bu kadar abartmayın ya. Aman. Bir şeyim yok ya sende. Tamam, bir sıkıntım yok. Sen niye geldin? Ben Peri Masalı'nın vizyonlarını getirdim. Tamam, bırak çık. Hadi. Tamam. Çok özür dilerim, kusura bakmayın tekrar, ne olur. İşte böyle yani, böyle. Bir yerdeyiz, bir ayakta yani böyle. Buraya nasıl geldim ben de bilmiyorum. Mustafa. Yok ya, çocuk 29 yaşında, 35 gösteriyor. Yaşlı diyecek. Levent. Bu sene dinleniyor. Çok fazla reklam anlaşması var. Şimdi yeni bir işe girsek arıza çıkarırlar. Dicle, kafanı çalıştır. Nazmi rolünü benim oyuncularımdan kim oynar? Düşün. Siz daha iyi bilirsiniz Feris Hanım. Ya sen de bir düşün. Belki benim hiç düşünmediğim, uygun görmediğim birisini söyleyeceksin. Şaşırtacaksın beni. Al sana fırsat. Aa Feris Hanım, şey... Söyle. Gerçi siz çok seçici olduğunu söylemiştiniz. 2 yıldır iş yapmıyor, gelen teklifleri geri çeviriyor demiştiniz. Kim? Emir. Emir diyorum. Evet, hem yakışıklı hem çok yetenekli. Ya bir de çok tatlı bir çocuktur o ha. Hiç böyle oyuncu kaprisleri falan yoktur. Canını dişine takıp çalışır. Star pozlarında falan da değil hiç. Gerçi bu rol ilgisini çeker mi bilmiyorum ama. Yani ben bir hatırlatmak istedim sadece. Ya bu arada saçını falan da değiştirmiş. Bilmiyorum siz gördünüz mü son halini? Hayır, görmedim. Göster bakayım. Ben 1-2 aydır görmüyorum Emir'i. Göstereyim. Dicle, söyler misin bana senin telefonunun şarjı niye bitiyor? Hayır, acil bir durum olsa ben sana nasıl ulaşacağım? Nasıl ulaşacağım ben sana? Feris Hanım, şarjıyla ilgili değil, telefonumda bir sıkıntı vardı o yüzden. Git kendine bir telefon al o zaman. Alamam. Yani şu sıralar durumum pek uygun değil. Muhasebeye git. Benim gönderdiğimi söyle. Ve avans çek. Git. Kendine bir telefon al. Hatta sadece telefon alma. Üstüne başına da bir şeyler al. Bu ne ya? Bana bak. Sakın o uyduruk ceketten bir daha alayım deme. İyi bir yere git. Artık 22 taksit mi yaparsın, ne yaparsın ben onu bilmiyorum. Ama artık üstüne başına bir çeki düzen ver Dicle. Tamam. Peki Feris Hanım. Emir'cim, ne haber hayatım? Nasıl gidiyor Edremit'te hayat? Görüşemiyoruz. Döndün. Ay şahane. Bak sana ne diyeceğim. Proje çok iyi bir proje. İnanılmaz iyi bir senaryo. Ekip çok güzel. Biz çok güzeliz. Her şey çok iyi. Ama konu işte oraya gelmiyor. Ben oradan sonrası yok bende. Devam edemiyorum, anlatabildim mi? Mahvoluyorum. Ne yapsak ya acaba? Ne oluyor? NLP falan mı denesin? Hipnoz?
Hipnozla bütün korkularını siliyorlar insanların. Müthiş, inanılmaz bir şey gerçekten. Hipnozla olacak iş değil bu. Benim bunun üstüne gitmem lazım. Ya bırak Allah aşkına, nereye üzerine gidiyorsun? Adını duyunca yığılıp kalıyorsun. Ne yapayım peki? Böyle iyi mi? Böyle mi kalayım ben? Halletmeyelim mi ya böyle bir şey? Nasıl olur? Ben böyle nasıl yaşarım ya? Ben bu işi yapmak istiyorum, olmaz. Ben bunu çözmeyeyim. Yarın öbür gün benim atıyorum çoluğum çocuğum olsa, eşim dese ki Feyyaz haydi doğumhaneye gel peşimden. Gidelim. Ben peşinden girmeyeyim mi yani bu kızcağızın? Çocuğumun doğumunu görmeyeyim mi sen? Ne yapıyorsun? Aramızı mı açmaya çalışıyorsun sen benim eşimle ya? Bu yuvamı yıkmaya çalışıyorsunuz burada. Ne yapalım? Boşanalım mı? Bunu mu istiyorsunuz yani? Açık açık konuşun kardeşim. Saklamayın böyle şeyleri. Ben açık sözü severim. Geçmiş olsun. Şimdi durdun. Ne oldu? İyi misin? Ne haber abi? Nasılsın? Ya bir şey yok. Kan duyunca bayılıyor. Aa! Ciddi. Feyyaz. Feyyaz. Aman. Bir şey yok, bir şey yok. Ne haber abi? Nasılsın? İyisin. İyi abim. Sen? İyi vallahi. Ne olsun ya? Bir şey mi? İyiyim, iyiyim. İyisin değil mi? İyiyim, iyiyim. Bir şeyim yok ya. Ne oldu öyle? Vallahi ne sanırsan ne ben söyleyeyim ya. Çok zor bir durum. Neyse ben kaçıyorum. Suyu geçerken girişe bırakacağım. Tamam, tamam. Abi haberleşmesin. Eyvallah Feyyaz. Böyle tamam. Bir durum var yani bilgin olsun. Abi görüşürüz. Görüşürüz Feyyaz'ım. Bundan. Şimdi şuraya tıklıyorsun. Tamamdır. Oldu. Hayırlı olsun. Yani senin eskiden de kurtuluyorsun böyle. Teşekkür ederim. Rica ederim. Hoş geldiniz. Merhaba Jülide. Selam Jülide. Nasıl gidiyor? İşte rutin sırlar, rutin dedikodular, ortaya dökülen kirli çamaşırlar. Yani anlayacağınız ego ajansı da sıradan bir gün. Öyle ekstrem bir şey yok. Sır derken aslında kimse bilmiyormuş gerçeği. Ya o kadar iyi gizlemişler yani. Ben de zaten doyunca şok geçirdim. Emrah bile bilmiyormuş, düşün. Ya bir anlatır mısın? Kim saklamış, neyi saklamış? Çınar Bey'le Feris Hanım. Eskiden sevgililermiş. Ben de bir şey sanmıştım. Şaşırmadınız. Yani şaşırmadığınıza göre siz de biliyordunuz gerçeği. Yok artık ya. Bir tek ben bilmiyordum yani. Ya hayır. Bilmiyordum ben. Ego Ajansı iyi günler. Bilmiyorum ki hanımefendi yolladığınız paket geldi mi gelmedi mi? Yani gelmiş de olabilir, gelmemiş de olabilir. 2 yıl önce de gelmiş olabilir. Sonuçta bu şirkette her şeyi en son ben öğrendiğim için her şey olabilir. Çok özür dilerim biraz önceki olay için. Sorun yok, merak etme. Sen nasılsın? Her şey yolunda mı? Evet, neden? Ev arıyorum dedin ya toplantıda. Ha, önemli bir şey yok. Ben hallediyorum. Her zamanki gibi. Yardıma ihtiyacın olursa haberim olsun. Teşekkür ederim. Hoş geldin canım. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Ben işimin başına dönüyorum. Ne oldu? Sorun mu? Olmaz mı? Var. Var. Tabii ki var. Neticeyle mi ilgileyelim? Yok canım. Onunla bir ilgisi falan yok. Ajansta konuştuklarımızı magazine sızdırmışlar. Nasıl? İşte onu biz de bilmiyoruz. Dicle Erten. Benim. Buyurun. Yeni telefonunuz. Güle güle kullanın. Teşekkür ederim. Ben hazırladım. İyi günler. Teşekkürler, iyi günler. Kim olduğunu bir an önce bulup derhal işten çıkaralım Kıraç. Ben de aynısını söyledim zaten. Kim olursa olsun gözünün yaşına bakmayacağız. Bugüne kadar Ego'da böyle bir şey olmadı. Bundan sonra da olmaz. Ya bak sen şimdi bana yine kızacaksın ama Dicle yapmış olmasın sakın.
Mayda lütfen. Ya canım illa bile isteği yapmış olmasına gerek yok ki. Belki ağzından kaçırdı kız. Yapmaz o. Asla yapmaz. Ya sen nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Ben hiç anlamıyorum. Tanıyorum onu çünkü. Böyle bir şey yapabilecek biri değildi işte. Sen iki günde ne kadar iyi tanıdın ya Kıraç. İnsanlar 20 yılda bile birbirlerini tanıyamayabiliyor. Her şey çok iyi diyorsun. Birbirimizden hiç gizlimiz saklımız yok diyorsun. Ama öyle bir şey çıkıyor ki ortaya. Ne demek istiyorsun? Bana mı şey diyorsun? Ya hayır tamam. Sana bir şey söylemiyorum. Örnek olarak verdim. Ayrıca seninki başka bir durumdu. Tam kıza torpili denmesin diye saklamışsın. O ayrı. Ben daha büyük, her şeyi bitirebilecek, mahvedebilecek kadar büyük şeylerden bahsediyorum. Ya Dicle'ye bu kadar çok güveniyorsan vardır elbet bir bildiğin. Ah! Buyurun Feris Hanım. Derin Mavi'nin senaryosunu Emir'e götürüyorsun. Aa, konuştunuz mu? Ne dedi? Beğendi mi projeyi? Affedersiniz, kusura bakmayın. Ben gönderirim. Gönder demedim Dicle, götür dedim. Adresi şimdi atıyorum sana. İşin bitince de stüdyoya gelirsin. Nasıl isterseniz Feris Hanım. Ece bir şeyler yazmış yine. Vallahi sorma. Feris Hanım'la Kıraç Bey o kadar sinirlendi ki. O haberi yapanı bulacağız dediler. Bulduktan sonra da ajanstan içeri adımını atamazlar. Kim yapar ki böyle bir şeyi? Vallahi bilemiyorum. Herkes bir de böyle birbirinden şüpheleniyor. Ortalık çok karıştı yani. Selam. Nasıl gidiyor Dicle? İyi. Gayet iyi. Ben çıkıyorum. Kolay gelsin size. Benim de aklıma gelmedi diye. Tabii ben şimdi o yaptı demiyorum. Ya öyle bir şey diyemeyiz. Ama şimdi düşünsene, biz şimdi bunca yıldır birlikte çalışıyoruz. Hiç böyle bir şey oldu mu? Olmadı. Olmadı Berencim yani. Tamamdır, görüşürüz. Yapmaz o. Asla yapmaz. Ya sen nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Ben hiç anlamıyorum. Tanıyorum onu çünkü. Böyle bir şey yapabilecek biri değildi işte. Dicle, Feris Hanım'ın asistanıyım. Senaryolarınızı getirdim de ben bulamıyorum sizin evinizi. Bakıyorum ama. Ha, tamam tamam gördüm. Dönüyorum şimdi. Tamam. Ha gördüm, tamam, teşekkürler. Sağ olun. Emir Bey, ben Dicle. Kapı açık, gel. Emir Bey. Mutfaktayım, gel. Ha, tamam. Merhaba. Senaryoları getirdim de şöyle bırakıyorum. Bak bakalım tadına nasıl olmuş. Ne bu? Zencefilli karides mi? Kestane mantarlı zencefilli tütsülenmiş karides. Ayrıca kırmızı erik de var. Hadi beşameli karıştır. Ha? Beşameli karıştır. Dibi tutacak yoksa. Karıştırdım. Beğendin mi? Güzel. Emin misin? Evet, gayet güzel. Ellerinize sağlık. Bence sen sevmedin.
Ne eksik söyle. Hadi söyle, söyle ne eksik? Tamam, acıya belki biraz ihtiyacı var acıya. Hı. Tamam. Bu kadar. Yeter. Hı. Evet. Beşamele şarkı söyle. Anlamadım. Beşamele şarkı söyle diyorum. Eğer söylemezsen dibi tutar. Biliyorum. Kesin bilgi. Hadi söylesene kızım, hadi. Yavrum, baban nereli? Nereden bu kaşın, gözün temeli? Sana neler demeli? Ay seni çıtır, çıtır diyemeli. Anam, babam, kaçın kurası? Bu ne baş belası, bu gönül kirası? Ay, yeter mi artık söylemesem? Tamam, yeter. Sesin güzelmiş. Teşekkür ederim. Aile geleneği falan mı bu beşamele şarkı söylemek? Yok. Yani daha önce hiç denememiştim. Şu an aklıma geldi. Güzel de oldu. O zaman niye? Çünkü insanların gerçek yüzünü baskı altındayken görürsün. Ne eksik diye sordum sana. Acı dedim. Şarkı söyle dedim. Anında söylemeye başladım. Yani pek sıkıştırılmaya gelemiyorsun bence sen. Yani böyle düşüncelerini özgürce söyleyemiyorsun. Ha, siz beni böyle 2 dakikada tanıdınız yani. Evet. Size çok kolay gelsin. İyi okumalar. Allah. Beyaz. 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 Olmadı. İnandırıcı olmadı. Yani ellerini tutmasaydın belki daha inandırıcı olabilirdi ama çalışman lazım. Feris'e selam söyle. Eğer çalışmak istersen de bana haber ver. Seve seve yardım ederim sana. Ben zaten niye öneriyorsam ki seni? Tanımıyorum, etmiyorum. Sen ya. Henüz otur işte Feris Hanım. Kimi seçerse seçsin. Ay ben buradan gelmedim, buradan geldim yani. Bu ne ya? El yok, hayır. El böyle havada kalmış. Burada da pot olmuş. Bunu iliklemeden bir görmek istiyorum ben. Ha Feris Hanım, röportaj sorularını yolladılar. Hemen sonra bakarız. Evet. Sorun ne biliyor musun? Tereddüt ettim. Bir sendeledim falan. Çat diye düşseydin inandırıcı olurdu belki. Takıntılı mıdır nedir ya? Efendim? Size demedim Feris Hanım. Kazana düzen. Evet. Evet. Size yardımcı olabileceğim bir konu var mı Emir Bey? Çok seksi, çok güzel. Tut o pozu tut. Evet. Var. Her şeyden önce Emir Bey diye hitap etmeyi bırakabilirsin mesela. Peki. Peki, ne yapabilirim senin için? Bak ya, yine aynısını yaptın. Ya sen hiç hayır demez misin kızım? Kızım diye hitap etmezsen yalnız, benim bir adım var. Bu çok iyi oldu, evet. Peki Dicle, seninle daha sonra görüşeceğiz. Çok güzel. Mesajlardan bazen tonlamalar anlaşılmıyor. Yüksek bir şekilde söylemedim. Dicle dersen sevinirim anlamındaydı yazdığım. Umarım yanlış anlamamışsındır. Bak. Şebelek. Yanlış anlaşılmaktan neden bu kadar korkuyorsun? Teşekkürler. Bir öncekine işaretler misin? Nasıl, beğendin mi Feris? Çok beğendim. Yani
Benim beğendiklerime gidebilir miyiz? Sen de bir bak onlara. Sen ne diyorsun? Bir mavi takımlılar vardı. Onlara bir baksana. Tamam ya. Aslında hepsine baştan bakalım tekrar. Son yenilerle yenileri de işaretleriz. Mavi takımlılar özellikle görmek istiyorum. O zaman bir 15 dakikamız var herhalde. Biz bir şeyler içebilir miyiz? Tabii. Canım. Firsan'ın ben. Bunlar istemiyorum, hayır. Evet. Tamam, tamam. Ve alalım o zaman. Böyle 3-4 aşağısında vardı. Bu taraflar çok iyi. Ben tam bakmadım. Feris 1000 tane fazla bulmuştur kesin. Bir iki detay dışında memnun bence. Sorun yok. Ha, bu arada sorular geldi. Görmek ister misin? Olur. Açıyorum. Hı, al bak. Sen okusana. Son günlerde adımdan en fazla söz edilen oyunculardan birisin. Bu sana ne hissettiriyor? Peri Masalım'ın başarısını neye bağlıyorsun? Dizide olduğu gibi özel hayatında da mucizelere inanır mısın? Dile. Ben dün akşam konuştuklarımızı uzun uzun düşündüm. Haklısın. Bazı şeyleri oluruna bırakmak lazım. Çok zorlamamak lazım. Bizim seninle çok özel bir ilişkimiz var. İlk günden beri. Tamam, bazı olaylar oldu, gittili geldili durumlar oldu. Ama benim sana olan hislerim hiç değişmedi. Benim nasıl bir adam olduğumu, ne düşündüğümü, neler hissettiğimi senden daha iyi bilen biri yok. Ve muhtemelen de olmayacak. Seninle o kadar çok şey paylaştım ki. Biliyorum. Ben de aynısını senin için düşünüyorum. Emin misin? Güveniyor musun bana? Güvenmesem niye yanılalım? Niye buradayım ben şu an? Niye seninle konuşuyorum? Dicle, her şeyi kendi başına halletmeye çalışmanın nasıl bir şey olduğunu biliyorum. Yardım almadan bütün dertleri, sıkıntıları içine atıp böyle delirmenin nasıl bir şey olduğunu çok iyi biliyorum. Sen benim en zor zamanımda yanımda oldun. Abimle aramı düzeltmek için... Düzelttin mi ama? Hayır. Gidip konuştun mu? Hayır. Anladın sen beni. Bırak şimdi de ben sana yardım edeyim. İyi de neye yardım edeceksin ki? Of, ben de diyorum ne diyor bu sabahtan beri. Yardıma ihtiyaç yok. Vallahi bak, adam zaten delirmiş. Takmış kafayı bir kere, boş ver. Nasıl takmış? Anlamadım. Ya işte evinize gelen giden oluyor. Biz burada böyle şeyleri hoş karşılamıyoruz filan. Mecburen çıkacağız biz de, ne yapalım? Sen neden bahsediyorsun şunu? Ev sahibinden. Sen bizim ev olayını duydun diye o yüzden yardım edeyim demedin mi? Bir dakika, sizi evden mi çıkarıyorlar? Bir dakika, sen niçin yardım etmek istiyorsun ki bana? Yani ben genel olarak söyledim, öyle özel bir şey değil. Çünkü senin yardım istemeyeceğini biliyorum. Sen de benim gibisin. İlla ki bütün işleri kendin halledeceksin. Bak, evden çıkarıyorlar seni, bana söylemiyorsun bile. Söylemedim çünkü yapacak bir şey yok artık. Nereden biliyorsun? Gider bir adamla konuşurum, bir orta yol buluruz belki. Yok Barış, çok teşekkür ederim. Gerçekten senin yardım edebileceğim bir konu değil bu. Başka bir şey olsa tamam derdim. Vallahi tamam derdim. Tekrar teşekkür ederim teklifin için. Çok düşüncelisin. Ne zaman istersen ben buradayım. Unutma, olur mu? Unutmam. Hafızam tamamdır. Kuvvetli, biliyorum. Benim de öyle, tamamen... Mesleki deformasyon, biliyorum. Aynen. Hadi gidelim. Senin yaptığını ben yapamam ama giy çıkar. Efe'ki sen yarın gidiyor musun Şile'ye onlarla? Gideceğim. Feyyaz'la da işim var. Çünkü hastane sahneleri Şile'de çekiliyor. Ha. Bu ne? Bilmem. Beren'den herhalde. Yani benden olmadığına göre. Ne demiş? Aramızda. Thank you.
Seninle gurur duyuyorum kardeşim. Ne olursa olsun ben senin her zaman yanındayım. Aramızda ne yaşanırsa yaşansın. Ki hata yaptım. Kabul ediyorum. Ama ben de böyleyim oğlum işte. Böyle höt söt. Bir anda celallenen falan. Feris. Hı? Emir ne dedi projeye? Daha bir ses yok, okuyor. Okuyunca arayacak. Bak ben bu tarzı daha zor ikna ettim Emir için. Ha. En azından bir deneme çekimi falan alalım dedim. Bir sıkıntı çıkmasın. Ya çıkmaz Çınar. Çıkarsa da çözeriz, bizim işimiz sorun çözmek. Ah süper. Yarın hava açık Şile'de. Yağmur falan yok. Hı. Hı. Sen bu Şile'ye niye gidiyorsun? Ben hiç anlamadım. Ya aslında normalde gitmeyecektim ama Nejat çok uzun süredir böyle hafta sonu bir yerlere kaçalım diyor. Ben de işler yüzünden erteliyorum. Yani böyle bir durum olunca ben de ikisini birleştiriverdim. İyi de sen son konuştuğumuzda Nejat'ta bir acayiplik var, bulacağım çıkartacağım ortaya diyordun. Ne oldu, inadından vaz mı geçtin? Hayır, vazgeçmedim. Bulacağım. Ayrıca benimkisi inat falan değil. Altıncı his. Var bir şey. Göreceğiz bakalım. Altıncı his. Öyle çıkmasın da sonunda Bruce Willis gibi. Çok komik. Komik de tabii. Gülmedim. Neden gülüyorsun? Çünkü sen benim sinirimi bozuyorsun. I see that people. Cincin. Çocukken daha kolaydı değil mi her şey? Niye öyle dedin? Eskiden bu kadar sorun çıkarmazdım sana. Hiç kavga etmezdik. Bağırıp çağırmazdık birbirimize. Ben bu kadar fazla hata yapmıyordum. O konuda yalnız değilsin. Ben de çok hata yaptım. Hala da yapmaya devam ediyorum. O hatalarımdan öğrendiğim bir şeyler var tabii. En önemlisi de ne biliyor musun? Hayat sadece doğrulardan oluşmuyor. Ben ne yaparsam yapayım, ne söylersem söyleyeyim, bu senin hayatın. Ne yapacağına, hangi yöne gideceğine, nasıl davranacağına sen karar vereceksin. Sen seçeceksin. Ben sadece yol gösterebilirim sana baban olarak. O da izin verirsen tabii. Özür dilerim. Ya sana sormadan moda evine gitmemem gerekiyordu. Saçmaydı yani. Mesele sadece o değil ki benim. Biz annenle seni mutlu edebilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Yanında olmaya çalışıyoruz. Biliyorum. Ama sonsuza kadar yanında olamayacağız. Ya öyle deme baba ya. Sen anladın benim ne demek istediğimi. Ben sana istediğin zaman yıldızları anlatırım güzel kızım. Ama senin de artık gökyüzünü tanıman lazım. Kendine biraz vakit ayırsan fena mı olur aşkım? Evet,
En son ne zaman kendim için bir şey yaptım hatırlamıyorum bile. Ben de onu diyorum işte. Bak, zaten ikimiz de çok çalışıyoruz. Her gün 1000 tane sorunla uğraşıyoruz. Biraz buradan uzaklaşmak iyi gelecek bize. Evet, yani harika olacak. Tolga arıyor. Açsana. Belki önemli bir şey vardır. Sonra ararım. Ay aç, aç lütfen. Vallahi aç. Ya benim aklım kalır sonra. Benim keyfim gayet yerinde. Sorun yok. Peki, yani. Tamam. Efendim Tolga. Evet, raporlar bende. Ne oldu? Şirket denetleyeceğiz. Son çalışmayı da ben yapmıştım. O yüzden dosyalar bende. Tolga gelecek. Ona dosyaları vereceğim. Sonra geri geliyorum. Tabii tabii. Hallettim. Peynir çok güzelmiş. Değil mi? Evet. Ben de alayım. Barış yardım etmek istedi ama ben gerek yok dedim. Neyse. Bu nasıl? Çok güzel. Sana böyle şeyler çok yakışır. Niye gerek yok dedin acaba? Çok merak ettim. Niye her şeyi kendin halletmeye çalışıyorsun? Ona bakılırsa babam da aynısını dedi. Bir ihtiyacın olursa haberim olsun dedi. Gerçekten mi? Hı hı. Ona da yok dedin tabii. Niye? Çünkü kimseye minnet duymak istemiyorum. Borçlu da kalmak istemiyorum. Dicle yorulmadın mı? Yoruldum ya. Oradan oraya, oradan oraya. Bütün gün var ya koşturdum durdum. Dicle. Sen benim ne demek istediğimi gayet iyi anladın. Bir dur. Bir nefes al. Her şeyi sen çözmek zorunda değilsin. Her şeyi sen halletmek zorunda değilsin. Bırak. İzin ver. O kadar da kötü bir şey değil yardım istemek. Ben senin iyiliğin için söylüyorum. Vallahi bak. Ya başka türlüsünü bilmiyorum ki ben. Kendimi bildim bileli böyleyim. Zeyneyim ben.
her şeyi kendin halledince ne oluyor biliyor musun? İnsanlar seni acayip güçlü zannediyor. Dicle yapar, Dicle halleder, Dicle çok güçlü, Dicle kırılmaz, yıkılmaz. Her şeyi yükleyin Dicle'ye. Doğru söylüyorsun. Ben sana her dakika bir şey iste demiyorum. Ama bazen de geri çekilmek lazım ya. Bırakmak lazım. Bırak insanlar da senin için bir şey yapsın. İzin ver. Pişman olmayacaksın. İnan bana. Çok iyi çizmeler. Kız dur, parkeleri yakacaksın. Tabii iletirim Leyla Hanım. Teşekkürler size de. Günaydın Jülide. Jülide, şu çiziksel yapımdan beklediğim dosya geldi mi? Yok, gelmedi. Peris Hanım da gelmedi. Merak etmişsinizdir. Yok, etmedim. Niye merak edeyim ki? Jülide, bir sorun mu var? Yok, yok bir şey. Sen bir gelsene benimle, bir konuşalım. Bir gel. Jülide, Leyla Hanım aradı mı beni? Aramış Feris Hanım, sizden haber bekliyor. Aa, Jülide nerede? Çınar Bey'le konuşuyor ama ben size yardımcı olabilirim. Feris Hanım. Bir saate çıkacağım Dicle. Aferin. Arada laf dinliyorsun. Bugün Şile'deyim. Biliyorum Feris Hanım. Peri Masalı'nın seti var. Evet yani. Öyle de denebilir tabii. Bugün burada olan biten her şeyi sen bana bildireceksin. Ona göre gözlerini dört aç. Ne oluyor, ne bitiyor hepsi sende. Hiç merak etmeyin. Ben de. Jülide bak, bana kızgınsın biliyorum. Gerçi ben de sana kızgınım ama şimdi hiç o konulara girmeyelim. Pardon da siz bana neden kızgınsınız Çınar Bey? Ben ilişkilerimle ilgili yalan söylüyor muyum size? Nasıl? Bir şey yok, tamam. Devam edin siz. Jülide, ben düşündüm, sana gerçekleri söylemeye karar verdim. Hiç gerek yok Çınar Bey. Çünkü ben gerçekleri öğrendim. Öğrendin mi? Bak, İblise bak iblise. Soruyorum, bir de söylemedim diyor bana Emrah. Ya ben Emrah'tan öğrenmeseydim de bir şekilde öğrenecektim zaten. Gerçi sizin direkt bana söylemenizi tercih ederdim. Orası ayrı tabii. Evet haklısın. Emrah'ı hiç karıştırmamam gerekiyordu. Gelip direkt benim söylemem lazımdı işi sana bulduğumu ama... Nasıl yani? Yani işte ben de sana kızgındım Jülide. Arkamdan iş çevirdiğin için kızgındım. Üstüne bir de Emrah'la çalışmak istiyorum dedin. İyice sinirlendim. Öyle olunca da tamam o zaman, madem öyle istiyor, öyle olsun dedim. Ben inanmıyorum size ya. Bana yalan üstüne yalan söylüyorsunuz Çınar Bey. Ben gerçekten inanmıyorum. Jülide, gerçekten bir beklet. Ya. Ne oldu şimdi Jülide? Jülide ne oldu? Jülide, Jülide. Ben bu kadınları anlayamadan öleceğim Peri'de. Vallahi bak, zaten bugüne kadar bir tanesini bile anlayamadım da. Belli oluyor zaten. Ya ne oldu şimdi burada? Niye sinirliydi bana? Madem biliyor o zaman niye trip atıyor böyle? Bu soruların hiçbirinin cevabı yok. Sen Feris'leyken de böyle miydin? Bak ya, yok öyle bir şey Peri'deciğim. Yok öyle bir şey Peri'deciğim. Biz Feris'le hiçbir zaman için birlikte olmadık. Oyuncuyu ikna edebilmek için söyledi Feris o yalanı. Bilemeyeceğim artık. Ya neyi bilemeyeceksin? Yok diyorum Peri'de, yok yok. Öyle bir şey olmadı Peri'de. Delirteceksiniz beni ya. Evet, ne yapıyoruz bugün? Toplantıya başlamadan önce ben çok önemli bir açıklama yapmak istiyorum. Çünkü çok korkunç bir yanlış anlaşılma var. İşler daha da çığırından çıkmadan şu meseleyi bir halledelim. Hangi meseleyi? Feris'le benim eskiden olmayan... Estağfurullah. Çınar'cığım ne demek? Bu özel hayatın sizin, sizi ilgilendirme. Kıraç. Feris bir şey canım, söyle bir şey Feris. Ne diyorsunuz ya? Ne diyorsunuz? Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Yok, olmadı öyle bir şey. Hayatım olsa ne olur? Yani bu gerçekten özel hayat. Kim bu tamamen sizin bileceğiniz bir şey. Bizler ya karışamayız. Ya ben... Bir dakika durun be. Ben onu sadece Ali'yi...
İlkin'le oynamaya ikna etmek için uydurdum. Çınar'dan yardım istedim. O da bozmadı. Bu, olay bu. Aynen, olay bu. Tamam mıyız? Siz öyle diyorsanız öyledir Çınar benim. Ha yani ya bir yanlış anlaşılma olmuş olabilir, tamam. Evet, korkunç bir yanlış anlaşılma olmuş hem de. Evet, korkunç bir yanlış anlaşılma olmuş oldu ve bu masada bitti gitti, tamam mı? Bundan sonra bu konuyla alakalı ben hiçbir şey duymak istemiyorum. Tamam. Ya evet, yani biz burada oyuncuları ikna etmek için neler neler uyduruyoruz. Yani hepsine inanacaksak yandık bittik kül olduk yani. Ne gülüyorsun hala ya? Evet, bu korkunç yanlış anlaşılmayı da geçtikten sonra... Ha, bu arada beni sabah Tarık aradı. İlkin'i oynatmaktan vazgeçmiş. Aa! Benim niye haberim yok? İlkin benim oyuncum. Herkesten önce benim haberimin olması lazım. Aramış seni, Kıraç ulaşamamış sana. E ne olacak şimdi? Yine Kıraç'ın bir başka oyuncusuyla çalışacakmış Ayşegül'le. Ay iyi. Kafalarına göre iş yapmıyorlar mı? Delirtiyorlar adamı. Belki uygun değil kız. Ya belki bak başka bir anlaşması var. Ama yok. Olabilirdi ama. Ya sen neyin peşindesin? İş yine bizde. Bırak denesin Ayşegül'ü. İyi tamam denesin. Bir şey demedik. Denesin bakalım. Jülide. Kız meğer olaylar bizim düşündüğümüz gibi değilmiş hiç ya. Bu Çınar Bey ile Feris Hanım hiç sevgili mevgül olmamış ki. Öyle mi? Tabii. Ya demin toplantı odasında ikisi de bir gürledi. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Çınar Bey dedi ki bir daha bu konu konuşulmayacak. Ya insanın ağzı torba değil ki bu ses. Meğer bir tane oyuncuları ikna etmek için numara yapıyorlarmış ya, iyi mi? Gerçekten mi? Ya ben zaten duydum. Benim kulağıma geldi. Ben Feride Hanım'a dedim ki ya bunların arasında çekim bekim yok ki. Yani olacak iş değil ya. Bekir abi. Hı? Kaç numara ayakkabı giyiyorsun? 43 niye ki? Hiç. Öyle bir güzellik yapasım geldi abime. Güzel günlerde giy inşallah. Ya bunların hepsi bir cins ya. Oh. Ego Ajans, mutlu günler diliyorum. Buyurun. Hayatım, biz ne konuşmuştuk? Ne konuşmuştuk? Bugün iş yok dedik. Birbirimize vakit ayıracağız dedik. Evet ama benim arada telefonlarımı açmam lazım Nejat. Ya, istersen seninle baştan bir anlaşma yapalım. Ya, ofiste olmadığım günler biliyorsun ortalık karışıyor. Tamam. Ama o zaman minimumda tutalım. Çok gerekmedikçe açmayalım. Lütfen. Tabii ki. Ben sadece çok önemli olanları açacağım. Mesela bu çok önemli. Bak bunu açmam lazım. Çok kısa, çok kısa. 2 dakika. Efendim Emir'ciğim. Feris, ben bölümleri okudum, güzel. Ama bir ofise geleyim diyorum ya. Bugün bir konuşalım bunun üstüne. Ne dersin? Müsait misin? Hayatım, ben bugün ofiste değilim ki. Şile'deyim ben bugün. Şile mi? Hayırdır, ne işin var senin Şile'de? Ya, öyle bir kafamı dinleyeceğim. Senin kesin aklında bir şey var da ben hiç inanmadım. Neyse. Evet, var tabii. İşin şansı var mı diyor? Tabii tabii. Sen... Tabii bir sürü işi aynı güne sıkıştırmışsındır. Evet, öyle bir durum var. Ya bak Feris, şöyle yapalım. Bugün benim boş günüm. Bence ben geleyim Şile'ye. Oturalım, konuşalım. Ne dersin? Aa, olur olur. Süper olur. Harika olur. Tamam o zaman. Sen bana konum at. Ben Şile'ye geleyim. Okey tatlım. Atarım. Öperim. Bay bay. Emir ya. Karakterler için bir dosya var mı, onu atar mısın falan diyor. O kadar yani, başka bir şey yok. Onu da bir atayım. Acilen Şile'ye gelmen lazım. Sana ihtiyacım var. Attım. Necat'cığım ya, burada bir yerde durup içecek bir şeyler alabilir miyiz? Ben acayip susadım. Tam ilk gördüğüm yerde. Açmıyor mu? Yok. Açmıyor. Dur hemen arama, bir daha sinirlendirme şimdi. Bekle biraz. Ne yazmış sana? Acilen Şile'ye gitmem lazımmış. Yine ne olduysa. Ha, arıyor tekrar. Feris Hanım. Dicle, beni dinle.
Emir aradı, senaryoyu beğenmiş. Konuşmak için Şile'ye gelecek. Sen de hemen atlıyorsun, buraya geliyorsun. Jülide'ye söyle, hemen sana bir araba ayarlasınlar. Ferisan, hani ben ofiste kalacaktım? Ne diyorsam onu yap Dicle. Emir Peri Masalımın setine gelecek. Mesaj attım. Sen de hemen oraya gel, sette buluşalım, tamam mı? Çok sağ ol, zahmet oldu. Acilen Şile'ye gitmem lazımmış. Emir Bey de Şile'ye gelecekmiş. Vallahi Allah'tan Çınar Bey buralarda. Vallahi yerine olmayı çok isterdim Emrah'cığım. Niye? Feris Hanım'la çalışmaktan memnun değilsin galiba. O anlamda demedim. Ajansta kalmak isterdim anlamında. O zaman konuşurken dikkat etmemiz gerekiyor değil mi? Ağzımızdan ne çıkıyor? Bu laflar başkalarına nasıl gidiyor? Ne hissettiriyor? Bunlar çok önemli. Gülüm bir dursana. Zaten kızın işi başından aşkın. Gülüm ben sete geçiyorum Şile'ye. Kıraç Bey, benim de şu an acilen Şile'ye geçmem lazım acaba sizinle. Gel hadi gel. Sen yine dört ayak üstüne düş. Temiz kalpliyse demek ki. Şşş, gördünüz mü haberi? Hangi haberi? Ne oldu ya? Emir Bindal Derin Mavi'de oynayacakmış diye haber çıkmış. Hayda. Gönder sen bana bir bakayım. Nasıl yollanıyor bilmiyorum ki. Ece ne yazmış gördün mü? Aa, benim hiç haberim yoktu Emir'den. Vallahi benim de yoktu. Sizin aranız bir gergindi değil mi onunla? Yo. Nereden çıktı o? Bilmem. Sanki geçen sene kapışmışsınız diye duymuştum. Yok öyle bir şey. İkimiz de aynı reklam audition verdik. İşi Emir aldı, ben de gittim tebrik ettim, başarılar diledim, o kadar. Başka bir şey yok. İyi o zaman. Ajansta köstebek varmış diyorlar, duydun mu? İçeriden bilgi sızdırıyormuş. Hadi ya, kimmiş? Kimse bilmiyor. İşin kötü yanı, yazdığı haberlerin hepsi doğru. Ece öyle salladım tuttu deyip işin içinden çıkamaz yani bir kez. Herkes de birbirinden şüpheleniyormuş. Geliyorum ama. Alo. Ne yaptın? Gittin mi Şile'ye? Sorma. Yardımcı yönetmen sabahın köründe dikti bizi buraya. Bekliyoruz. Dün akşam konuşamadık Dicle meselesini, ne yaptın? Düşündün mü bir şeyler? Yok. Yani düşünüyorum. Sen de aklına bir şey gelirse söyle, olur mu? Tamam canım. Öpüyorum seni çok. Ev bulabildin mi? Daha değil. Bakıyoruz ev arkadaşımla. Niye çıkıyorsunuz evden? Kirası mı yüksek? Yok hayır, ondan değil. Ev sahibi biraz. Aa! Ne oldu? Emrah mesaj atmış. Ece şimdi de Emir'in adını yazmış. Allah Allah! Ne ara duydu da nereden yazdı bu kadın ya? Ne bileyim. Bu ispiyoncuyu bir elime geçireyim, çok fena yapacağım. Sadece işten atmakla kalmayacağım, tazminat davası da açacağım. Kimi arıyorsun? Ece'yi. Bunu açmazsın tabii değil mi? Biliyorsun başına geleceği. Ondan açmıyorsun tabii. Ama sen şey demişsin, beni ararsak ciddiye aldığınızı zanneder diye. Emrah söyledi bana da, Çınar Bey'den duymuş herhalde. Zannederse zannetsin, bu işe bir çözüm bulmamız lazım artık. Yeter. Aradığınız kişi bu ne ya? Şu anda cevap veremiyor. Sinyal düştükten sonra mesaja düştü. Bırakabilirsiniz. Alo Ece, Kıraç ben. Beni bir arar mısın? Müsait olunca seninle bir konuşalım. Ne yapacağız burada? Yürüyeceğiz. Sen yemek yemek istiyorum demedin mi? Dedim, dedim evet ama yürüyelim. Sonra da seçtiğim restorana gidelim. Olmaz mı? O zaman durmayalım burada, restoran uzakta. Abi ne kadar uzakta olabilir ki? Yani yürüyemez miyiz? Yani yürürüz de bir 10-15 dakika sürü. Sürsün. Ne güzel. Biz buraya hava almaya gelmedik mi zaten? Yani çıkalım, açılalım.
Yürüyüş yapalım. Değil mi? Belki de hapus var. Ya süper. Evet yani. Aa, Raşil Hanım hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim. Bugün ne kadar sessiz burası. Evet, herkes Şile'deki sete gitti. Gitmeyenler de dışarıda. Ya, görüşmeye gitmeden Crash'la konuşacaktım. Neyse, sonra görüşürüz canım. Ya Gül'in ne soracağım ben sana? Evden çok aceleyle çıktım. Saçıma da bir fön çektirecektim. Görüşmeye de geç kalmak üzereyim. Buralarda bildiğin iyi bir kuaför var mıdır? Evet, var. Yakın mı? Hem de bayağı yakın. Hatta şu an tam karşında duruyor. Şaka yapıyorsun herhalde. Maşa falan var mı sende? Var tabii ki de. Süper oldu bu ya. Yemeğimizi yiyelim, sakla göre gidelim istersen. Olur canım. Sonra Fener'e yürürüz. Tepeye çıkarız manzara için. Ha, olur canım. Ağlayan kayaya gidebiliriz. Burası mı? Tabii istersen. Olur canım. Sen kaleye gittin mi hiç, Şile Kalesi'ne? Olur canım. Deniz? Olur canım. Feris. Efendim. O telefonu çantana koyar mısın lütfen? Bak, ilk defa baş başa bir yere geldik. Birlikte vakit geçireceğiz. Nefes alacağız. Lütfen. Koydum, tamam. Çok haklısın. Evet, ne yiyeceğiz? Ne yiyeceğiz? Balık çorbasıyla başlayalım. Kalamar tava söyleyelim. Levrek seviyorsan deniz levrek var mı diye sorarız. Çiftlikse almayız. Humus da söyleyelim. Humus da söyleyelim. Tamam. Nejat, arabanın anahtarını bir alabilir miyim? Niye? Ya, serin geldi de ceketim arabada kaldı. Tamam. Ya ben 2 dakikada gidip gelirim. Hayır. Ben getiririm. Sen yemeği söyle. Zahmet olmasın. Ne zahmeti aşkım? Feris Hanım. Anladığım kadarıyla Emir Bey de gelmemiş henüz. Of! Ay! Feris Hanım iyi misiniz? Ay dur ya, iyiyim iyiyim, tamam dur. Ay. Dur geldim. Kapat. Kapat. Ha. Geliyormuş Feris Hanım şimdi. Nereden geliyorsun sen böyle? Ay hiç vaktim yok Kıraç, sonra anlatırım. Ne oldu, bir sıkıntı var mı, nedir durum? Nikah sahnesi çekecekler birazdan. Ay sen buradasın yani. Efendim Feyyaz. Kıraç sen neredesin, ölüyorum burada ben, neredesin sen? Geliyorum geliyorum, 5 dakikaya yanınızdayım, dayan. Ha. Ben hastaneye geçiyorum Feyyaz'ın yanına. Haberleşiriz. Teşekkür
teşekkür ederim. Nedir durum? Nerede Emir? Nerede bu çocuk? Niye gelmedi hala? Benim gitmem gerek. Aha geliyor, geliyor, geliyor. Tamam, tamam. Ben gittim. Git, git. Deniz, iki dakikan var mı? Benim bir acil bir görüşmem var ama tabii hallederim. Evet, nedir? Hala soruma cevap vermedin. Efendim? Hala soruma cevap vermedin diyorum. Yani yanlış anlaşılmaktan bu kadar mı çok korkuyorsun diye sormuştum Esin. Yok öyle bir şey, korkmuyorum. Ha, görmezden gelmeyi tercih ediyorsun o zaman, anladım. O mesaj hiç atılmadı, öyle bir şey yaşanmadı gibisinden. Acaba özel sorunlarımızı işimize karıştırmasak mı diyorum. Bir saniye. Benim bilmediğim özel bir ilişkimiz mi var seninle? Ya o anlamda demedim. Ne anlamda dedim peki? Ya sen hep böyle mi yaparsın yeni tanıştığın insanlara? Hep böyle üstlerine mi gidersin? Yani aslında bu soruyu gerçekten kendime sormak isterdim ama ben sana sormayı tercih ediyorum. Sen nasıl davranırsın mesela ilk tanıştığın zaman? Normal. Ya ben zaten burada. Nasıl normal? Yani kime göre, neye göre? Ya standart diye bir şey var. Genellikle kibar davranırsın. Ne bileyim, senden sorun çözmen bekleniyorsa yardımcı olmaya çalışırsın. Fazla soru sormazsın. Kimsenin açığını yakalamaya çalışmadan, kimsenin karakter çözümlemesini yapmaya falan kalkışmazsın. Mesela. Peki bu söylediklerini ne zaman uygulamaya geçirebiliyoruz? Mesela tanıştıktan ne kadar sonra bunları sorabiliyorum ben? Bu sahneler yoktu ya, şimdi bunları eklemişti. Benim gecem... Hayır efendim, yönetmenle konuşun lütfen. Canım! Pardon, pardon. Nasılsın? Ne haber benim ya? Seni iki aydır görmüyorum. İyiyim, iyiyim. Sen nasılsın? Ya kusura bakma, benim o kadar çok işim var ki bugün. Bir türlü şeye yetişmek zorundayım, bildiğin gibi. Neyse, bir gideceğim, geri geleceğim, tamam mı? Tamam ama konuşacağız değil mi? Evet, evet, evet. Tabii ki konuşacağız, konuşacağız. Şimdi ben notlarımı Dicle'ye verdim. Sen de Dicle'yle beraber senaryonun üstünden geç. Sen de notlarını çıkar. Varsa Dicle'ye verirsin, Dicle dinlersin. Git, git. Tamam, evet. Not defterimi alıyorum. Evet. Benim kaçmam gerek. Hadi görüşürüz sonra. Emir, ne haber? İyi kardeşim, sen? İyi valla. Bu arada tebrik ederim. Diziniz bayağı iyi gidiyor. Sürekli birincisiniz. Eyvallah, sağ ol. Bir sallandık da şimdi toparlandık. Olur böyle şeyler ya. Hepimizin başına geliyor biliyorsun. Hikayemi sağlam, o yüzden kafaya takmıyorum. Güzel. Artık başlayalım mı? Tamam, kolay gelsin sana. Bizim Dicle ile biraz çalışmamız gerekiyor. Hı. Size de kolay gelsin. Sağ ol. Ay ya, nasıl bir sıra vardı ya? Beş kişi sırada bekliyor, tek bir tuvalet var. Ay içim şişti beklerken. Of, ay çok teşekkür ederim. Evet, bunu da koyalım. Yemekleri söyleyelim mi? Sen söyle mi? Ay yo, hayır, ben seni bekledim. Pardon, bakar mısınız? Evet, bir sipariş vereceğiz. Tamam, buyurun. Evet. Söyler misin? Evet. Sen neredesin ya? Neredesin ya? Seni arıyorum iki saattir. Neredesin sen? Ben burada acından öldüm, geberdim. İçim bıcık bıcık, buz buz terliyor beni burada. Ben ne yapacağım biliyor musun? Seni arıyorum, arıyorum, ulaşamıyorum. Arıyorum, arıyorum, ulaşamıyorum sana ben. Şimdi konuştuk, hemen geldim işte. Nereden geldin sen? Sana bahçesine bindin. Nereden çabuk geldin bu kadar? Bunu çıkarken ben bulacağım bir çözüm diyordun. Gece aradım, seni geride dönmedin. Ben sana sormadan çok yanlış bir şey yaptım. Ne olur kusuruma bakma, affet beni. Haksız mıyım, haksızım. Evet ama şimdi olan oldu. Zamanı geri mi alayım, ne yapayım şimdi yani? Ben bu nasıl çözecek? Olan oldu yani, kusura bakma. Bana bir anlatmayı dener misin Feyyaz? Ne oldu? Ne yaptın bana sormadan? Ya, şimdi ben cerrahı oynayacağım ya. Dedim ki bu işin peşine takıl, iyice derinine gir, bunun üzerine git. Anca öyle çözersin. Bizim ailede doktor çoktur, hasta da çoktur. Benim kuzen ameliyat olacaktı, eniştem ameliyat ediyordu. Hadi dedim Feyyaz oğlum, bunların peşine takıl, ameliyathanenin arkalarından gir. Fırsat da o fırsat, çöz hadi biz bu işi bir seferde hallet. Gittim, benim kuzenimi yatırdılar, üzerine yeşil yeşil örtülerini örttüler. Sonra eniştem bisturiyi eline aldı. Şimdi... Feyyaz. Feyyaz kalk.
İyiyim ben, bir şeyim yok benim. O işte yatırdılar hasta, yeşil örtüyü falan çektiler. Tamam, anladım ben. Yeşil örtüleri çektiler. Enişten eline bir sürüyü aldı, kesti, biçti, kanlar fışkırdı. Feyyaz. İyiyim ben, gayet iyiyim. Sorun yok. Bunu böyle şey bilerek mi yapıyorsunuz ya? Beni sürekli yerlerdeyim, bir yerdeyim, bir ayaktayım kardeşim. Bunun şimdi sonu yok mu? Bunu çöz, Allah'ın adını verdim. Bu işi çözmen lazım, bittim ben. Buldum ben. Buldum, buldum. Ayrılma bir yere, geliyorum ben birazdan. Ayrılamıyorum ki zaten bir yere. Buyurun. Bir soğuk su alabilir miyim ya ben? Kullanıyorum evde. Aa. Alışkınım yani. Diyorsun. Nasıl oldu? Şahane. Ya çok teşekkür ederim. Artık görüşmeye gidebilirim. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar, karavanlar yukarıya çıkacak, kamyonlar yukarı çıkacak. Hadi abi boşaltın yavaş yavaş. Al abi bunu da. Çok pardon, rahatsız ediyorum ama. Gelsene Dicle. Ay yok, gelmeyeceğim. Telefonumu mümkünse 2 dakika şarja takacağım da. Tabii. Siz hazırlığa alabilir miyiz? Tamam, geliyorum. O zaman ben kaçtım. Tamam. Uğur, hangi sahneyle başlıyoruz? Sahne 91 Barış Bey, buyurun. Israr etmenin bir manası yok. Madem böyle özel bir durumumuz var, Feyyaz'ı daha farklı bir pozisyonda düşünelim. İlla cerrah olması şart mı dedim. Aynı fikirdiler. Onlar da katıldılar bana. Değiştirecekler yani karakterini. Oluyor mu senin üstüne denediklerin? Oluyor, oluyor. Çok güzel oldu. Harika, harika. İlk bölümde çok kısasın zaten. Karakter dökümünü de bir 2 saate gönderiyorlar. Budur. Cerrah Mustafa gitti. Psikiyatr Buray geldi. Buray çok iyi. Çok sevdim Buray'ı. İsmini de çok sevdim. Benim kafam biraz büyük ya abi. Buray dendiğinde böyle altını da dolduruyor. Daha güçlü hissettiriyor yani. Çok sağ ol sana ya. Değil mi? Ha. Budur. Bunu da not alayım. Resim işaretmiş zaten burayı. Nazmi sence nasıl bir karakter? İyi bir adam mı? Yani iyi yönleri de var, kötü yönleri de var. İnsan yani her şeyden önce. Bence derinlikli bir karakter Nazmi. Ben sevdim. Standartlara uygun mu? Anlamadım. Yani yeni tanıştığı bir insana nasıl davranıyor? Kibar biri mi? Çok fazla soru soruyor mu? Karşısındakinin açıklarını bulmaya çalışıyor mu? Bunlar çok önemli sorular benim için. Senin sorunun ne acaba? Onu da sorgulamak lazım. Benim. Hı hı. Konunun benimle alakası yok. Ha. Ya ben şu an sadece Nazmi'yi değerlendiriyorum.
Hatta Nazmi ile alakalı çok önemli bir sorun var sana. Mesela insanların üstüne gitmeye ne zaman başlıyor? Tanıştıktan sonra ne kadar süre geçmesi gerekiyor? Ya yanlış anlama, bunlar benim için çok önemli. Çünkü karakteri çözümlemem için. Öyle mi? Öyle. O zaman ben bunları da not alayım. Bu Nazmi ile ilgili sormak istediğim başka bir şey var mı? Ben bunları genç not aldım. Birazdan zaten bitiyor. Feyza'nın notlarına geçeriz. Döndün mü Feyyaz'ın yanında? Şimdi geldim. Neredesin sen? Geldim, dur. Geldim. Sen ne yapıyorsun ya? Bir gidiyorsun, bir geliyorsun. Ay sorma. Neşet'e telefon geldi dedim, masadan kalktım. Hangi masadan? Ay boş ver, boş ver. Sonra anlatırım. Ne oldu Feyyaz'la son durum? Ne yaptınız? Cerrahtan vazgeçip psikiyatrı canlandıracak. Emir ne yapmış? Beğenmiş mi senaryoyu? Ya ben hiç beğenmeyecek sandım ama gayet ilgisini çekmiş. Nazmi rolünü bambaşka bir yerden almış. Ayşegül'den haber var mı? Kabul etti mi Şule rolünü? Konuştum ben, konuştum. Şimdilik bir sıkıntı yok. Tarık da beğenmiş. Ne olmadı? Emir'le ikisine bir okuma provası ayarlarız. Kaynaşırlar. Oh, çok iyi, çok iyi. Çok, çok iyi. Çok sevindim. Feriz. Bir bakar mısın? Geldim hayatım. Ay. Gel, otur. Geldim. Ay yok, oturamayacağım. Oturamayacağım. Benim yine bir yerlere yetişmem lazım. Nedir, nedir durum? Ne yaptınız siz? Çalışıyor musunuz? Çalışıyoruz Feriz Hanım, merak etmeyin. Ha, iyi, iyi. Çalışın, çalışın. Ben senin yerine sonra başkasını ayarlayacağım. Evet, Feriz aslında bir otursaydın keşke. Yani bu projeye nasıl baktığını, nasıl konumlandırdığını bir anlatsaydın bana. Ya evet, çok iyi olurdu. Sana bu projeyi nasıl konumlandırdığımı ben de anlatmak isterim. Ama şu an anlatamayacağım ama tek tek anlatacağım sonra. Lütfen bana küsme. Siz benim notlarıma bir kere baktınız mı? Daha gelmedik, çok az kaldı. Hemen şimdi geçiyoruz. Yani bak, bak. Benim orada çok önemli detaylar var. Lütfen, lütfen Emir, lütfen benim notlarıma da bakın. Ben siz baktıktan sonra gideceğim. Halledeceğiz. Çalışıyorsunuz. Devam, devam, devam. Geliyorum. Görüşürüz. Kaldık yine baş başa. Anlatan çok uzun sürmeyecek. Seninle çalışacak kişiye şimdiden kolaylıklar diliyorum. Yine gözümüz yükseklerde,
hayat geçiyor perde perde. Doydum artık bana müsaade, bir yer bulalım dünyadan uzak. Hocam, bir 5 dakika ara verebilir miyiz? Ne oldu Beren? Dağıldım ben biraz da. 5 dakika. Peki, tamam. 10 dakika ara arkadaşlar. İyi misin? İyiyim. Ezberim uçtu. Hemen geliyorum. Dünyadan uzak. Ne oldu Barış? Hocam, bir laf söyleyecekti ama söylemedi. Evet diyecekti ya. Ya neyin lafını zaten? Bir evet diyecek, gidecek. Allah Allah. Olur, sen karavana geç, ben geliyorum. Ne konuşuyordunuz demin? Kiminle? Babamla. Kimle olacak? Ne anlatıyordun babama? Sahneyle ilgili detayları konuşuyorduk. Yalan söyleme bana Dicle. Yalan söyleme. Niye yalan söyleyeyim sana ya? İş konuşuyorduk Beren. Başka ne konuşabiliriz ki? Bilmiyorum artık. Ece selam, Dicle ben. Derin Mavi'de yeni bir gelişme oldu. Şule karakterini Ayşegül Çetin canlandıracak. Ama benden duymadın, ona göre. Seni arayacaktım şimdi. Var mı bir gelişme Dicle konusunda? Öyle bir şey yaptım ki Dicle'yi sonsuza kadar hayatımızdan çıkarıyorum. Ya ne yaptın, anlatsana. Telefonu karavandaydı, tamam mı? Ne desen haklısın Nejat. Yani kendimi savunmak için söyleyebileceğim hiçbir şey yok. Ya yani var ama yok. Sen yine de bir anlat. Bilmediğin bir şey değil ki. İşinin her şeyden önce gelmesiyle başlayacaksın. Yani. Nefes alacak vaktim yok diyeceksin. Evet. Senin de sırtın arasına sıkıştırdım diyeceksin. Öyle değil. Gerçekten. Ya bak ben... Ben seninle vakit geçirmek istiyorum. Gerçekten. Ama bunu nasıl yapabileceğimi bir türlü çözemedim.
Ya Seth Şile'de olunca, sen de hafta sonu bir yerlere kaçmak isteyince... E tamam işte, benim söylediğime geliyoruz. Beni işinin arasına sıkıştırmaya çalıştın. Özür dilerim. Ya gerçekten kötü bir niyetim yoktu. Biliyorum. Biliyorum hayatım. Beni kırmamak için elinden geleni yaptığının farkındayım. Ama bir dahaki sefere açık açık söyle, tamam mı? Kızmadın mı? Ya sandığın kadar değil. Beni üzmek istemediğini biliyorum ve gerisi önemli değil. Gel sete gidelim bak, içim rahat olsun. Aklın kalmasın. Sonra döneriz İstanbul'a. Tamam. Ferit'ciğim yakalanacağın çok belliydi zaten. Ne dedi Necat, kızdı mı? Ha, kızmadı, sorun da bu işte. Kızmadı ya. Kesin bir şey var bu işin içinde. Bak gör. Ferit demişti dersi. Neyse sen neredesin, ne yapıyorsun? Ben ajanstayım, şimdi çıkacağım, eve geçeceğim. Ha, iyi tamam, ben seni ararım gece. İyi ara, tamam hadi bekliyorum, öptüm. Hadi bay. Feride. Canım. Sen daha burada mısın, ben çıkıyorum. Ben de birazdan çıkarım. Ne yaptın? Kadınları çözebildin mi? Yok. Yani bu yaşıma kadar çözememişim. Bundan sonrasında da öyle kolay kolay çözebileceğimi hiç zannetmiyorum ben Peride'ciğim. Ben en iyisi gideyim. Şöyle evde ayaklarımı uzatayım. Bir film açayım. Biraz kafamı dağıtayım. Öyle yapayım. Ne yapayım? Hadi görüşürüz yarın. Görüşürüz canım. Jüri de senden çok hoşlanıyor. Sen şimdi nereden çıktı bu, yok böyle şey olmaz, mümkün değil diyeceksin. Evet aynen öyle diyeceğim. Hatta biz iş arkadaşıyız, başka da bir ilişkimiz olamaz diyeceksin. Onu da diyeceğim, doğru. Ben de sana kadınlar hakkında hiçbir şey bilmediğini hatırlatacağım. İyi de... İyi akşamlar bir tanem, iyi dinlenmeler. Yarın görüşürüz. Görüşürüz. Bir tarafı topluyorum, diğer taraf patlıyor. Tam diyorum Barış'la iyi gibiyiz. En azından konuşabiliyoruz diyorum. Beren oradan çıkıp benim sinirimi bozuyor ya. Ne olmuş ona hakikaten? Niye çağırıyor sana durup dururken? Ya ne bileyim ben, yok ne konuşuyordunuz, yok ne anlatıyordun, yok bilmem ne. Zaten bir acayip bu aralar. Barış'la nasıllar ki? Şimdi araları bozuksa belki saracak bir şey arıyordur. Yok ya Meral, iyiler. Gayet iyiler hem de. Pardon. Dakika skor alayım. Daha bir şey yok. Yazmadı. E hani bu kadın her duyduğu haberi çat diye yazıyordu? Ne bileyim ya. Şimdiye kadar 1000 kere yazması gerekiyordu. Başka bir şeyler mi düşünsek acaba? Dur bakalım. Belki de üst üste yazmak istemedi, yarını bekliyor. Yarın olsun da olmadı başka bir şey düşünürüz. Neyse bana ne Barış'la Beren'den. Hı hı. Tabii sana ne? Yeni çocuğu anlatıyordun az önce, yarım kaldı. Aman o da bir yakamdan düşmedi ya. Nasıl sinir bitip sana anlatamam. Kendini beğenmiş ukala. Allah'tan onunla ben çalışmayacağım abi. Feris Hanım yanına başka birini verecekmiş çalışmak için. Konuşma Meral. Seni başamel yaparken düşünüyorum da bir yandan şarkı söylerken. Ne alaka ya?
orada olsaydın ne yapardın? Çok merak ediyorum Meral. Ya gülmesene Meral. Tamam. Pardon. Çorbayla bir denesek mi? Yavrum baban nereli? Nereden bu kaşın gözün demeli? Meral. Sana neler demeli? Ay seni çıtır, çıtır yemelim. Oh Meral ya. Bak Erol Bulut falan dedik, yemin ederim iyi insanla konuştum. Baş. Barış. Müsaade var mı? O ne demek oğlum? İşte maç izliyorduk biz de. Ya ben dedim zaten kesin maç izliyordur. İkinci yarıya yetiştin mi? Yani 5 dakika falan var. Gelsene. Ya bir 2 dakika dışarıda konuşalım mı? Ya hani sen... Ben hötsöt adamım demiştin ya. Ben de o adamın kardeşiyim işte. Bu konuları pek konuşamıyorum ben. Abi bizim aramızda bir şeyler oldu ya. Ya uf, tamam oğlum ya. Hadi bırak şimdi olanları gel. Ne diyorsun Samat hakkında? 10 numara başlangıç yapmadın mı oğlum? Gel, gel, gel. Vallahi Samat deyince benim aklıma Beşiktaş maçı geliyor. Ne maçı? Aa, bir de oynadı o maç ama ya. Beyler, yine nevarelerimiz geldi. Oo, işte bu. Kardeşimizden. Abi süpersin ya. Abi al, al şunu. Aç bunu, aç sen de. Al baba. Aferin oku. Güzel ama güzel maç olacak. Hmm. Üstümü değiştirip geliyorum. Bulacağım. Bulacağım. Benden sakladığın şeyi bulacağım. Ne kadar saklarsan sakla bulacağım. Yok ya bu kadar olmaz. İnsan bir bağırır, çağırır, sinirlenir, bir şey yapar. Yok kesin bir şey var bu işin içinde. Ah. Anahtarı burada. Al. Nejat ben... Al. Bir anlatabilir miyim? Aç. Açıklayabilirim gerçekten. Feris aç. Aradığım bu değildi galiba. Nejat, ben... Sen bana hiç güvenmedin Firiz. Tanıştığımızdan beri güvenmedin. Başka şeyler aradım sana olan sevgimin ardından. Aramadım değil mi? Aptal biri değilim, farkındayım. O da güvenecek dedim. Zamanla ilişkimiz oturacak. Üstüne gitme. Fazla hızlı gitme. Benden sakladığın şeyi bulacağım. Daha buldum işte. O yüzükle sana evlenme teklif edecektim. Kaybolmasın, başına bir şey gelmesin diye oraya kaldırdım.
Ben özür dilerim. Seni zorladığım için, üstüne geldiğim için, hazır olmadığın bir ilişkiye seni çektiğim için. Bence burada bitirmek ikimiz için de en iyisi. Daha fazla uzatmadım ayrı. Canım. Çay getirdim sana. Sağ ol. Ben çalışacağım. Sen bekleme istersen. Yat. Tamam. Kolay gelsin. Sağ ol bir tanem. Gel canım. Her şeyi yüzüme gözüme bulaştırdım Peride. Necat beni terk etti. Aa, ne kadar güzel. Hadi bakalım hayırlı uğurlu olsun. İstediğin gerçekleşti sonunda. Pardon? Periz. Ben seni kaç yıldır tanıyorum? Bilmem, 12 falan herhalde. Ben senin bir bakışından anlarım. Kafandan ne geçiyor, neler düşünüyorsun. Sen başından beri bu ilişkiyi bitirmek istiyordun. İstemiyordum. Sen istediğin kadar istemiyordum de. Davranışların, hareketlerin, ağzından çıkanlar hepsi tam tersini söylüyordu. Biliyor musun? Beni mutlu etmek için elinden gelen her şeyi yaptı. Biliyorum. Ama sen mutlu olmak istemiyordun. Sen haklı olmak istiyordun. Bak Feris. Ben babamı kaybettiğimde 16 yaşındaydım. Öyle dağlar gibi adam. Sapasağlam. Bir gün böyle küt diye öldü gitti. Annem, ben, iki kardeşim öylece kala kaldık. Hem de ne kala kalmak. Annem bir görsen, hayatı boyunca başına hiçbir şey yapmamış. Ne bir iş sahibi olmuş, ne para kazanmış. Ya sen ona desen ki, al da şu faturayı yatır. Ne yapacağını bilmez ki. On altı yaşında bütün ailenin sorumluluğunu ben üstüme aldım. Bir işe girdim, başladım çalışmaya. Evi çektim çevirdim. İki kardeşimi de okuttum. Sonra da yemin ettim kendime. Hiçbir biçimde başkasının desteği olmayacak hayatımda tek başıma ayakta durmayı başaracağım. Bak,
başardım da. Ama ötesi... Çok sevdim biliyor musun? Ona kavuşamadım. Çocuğumun olmasını çok isterdim. Cesaret edemedim. Şimdi bana bir iyi bak. Eğer sen benim gibi olmak istiyorsan... ...çok güzel, doğru yoldasın. Devam et. Ama iyi bak bana, olur mu? Seni arar, seni sorar sevda çiçeğim. Leyla. Ne oldu? Yazdı mı Ece? Şimdi paylaştı haberi. Ne yapacaksın Beren? Babana mı göstereceksin mesajı? Hı-hı. Annemi araya sokacağım. Annenin babana söyleyeceğinden eminsin ama değil mi? Tabii ki. Zaten işimi şansa bırakmayacağım. Birazdan ajansa geçeceğim. Dicle'nin kovulduğu anı kaçırmak istemiyorum. İyi bari. Hadi öpüyorum seni. Haber ver. Kıraç Bey, hakkımızda çıkan haberleri gördünüz mü? Ayşegül Çetin'i yazmış Ece. Derin Mavi'nin oyuncuları kesinleşti diye. Tamam Gülüm. Gidip haberi yalanlıyorum ben. Hayır hayır, kimse hiçbir şey yapmasın. Söyle herkese toplantı odasında bekleyin beni. Geliyorum ben de birazdan. Toplantı odasında sizi bekliyoruz zaten. Selam. Ne haber? İyi, sizi sormalı. İyiyim. Bizimkiler içeride mi? İçerideler ama toplantıya girecekler şimdi. Tamam, tamam. Sağ ol. Ece'nin paylaştığı haberi gördünüz mü? Gördük. Anne, sana bir şey göstereyim. Anne, önemli bak. Bunu bana hemen.
Arkadaşlar hepinizi apar topar buraya çağırmak durumunda kaldım. Kusura bakmayın ama... çok önemli bir gelişme oldu. Ece'ye kimin haber sızdırdığını bulduk. Ah, kimmiş? Ben açıklamamı yapmadan önce kendisine bir şans vermek istiyorum. Kalksın ben yaptım desin. En azından yaptığı şeyin sorumluluğunu alsın. Bu kadar insanın içinde rezil olmaktan çok daha onurlu bir davranış olur bu bence. Dicle. Bir şey söylemek ister misin? Hayır. Mayda, bana bırakın. Emin misin? Ece'ye attığın mesajdan bahsetmek ister misin peki? Ne? Öyle bir şey yok. Ben Ece'ye mesaj atmadım. O kadar eminsin yani. Eminim tabii ki Mayda. Niye öyle bir şey yapayım ki ben? İsterseniz alın bakın telefonuma. Ya atsaydım attım derdim. Neden yalan söyleyeyim ki? Bilmem. Başka konularda yalan söyleyebildiğine göre. Bence bu konuda da gayet rahat yalan söyleyebilirsin. Mayda. Mayda Hanım, ben geldim. Size durumu açıkladım. Hangi durumu? Ne oluyor Dicle? Özel bir konu Firsan'la. Peki. Madem Ece'ye mesaj sen atmadın. Demek ki bunun için şahane bir açıklamam var.